Mutlu günler değerli izleyenler, hoş geldiniz. Biz spor stüdyolarına 22 Mart Salı günündeyiz değerli izleyenler. Her zaman olduğu gibi Uğur Meleke ile birlikteyiz ve sizleri sevgiyle, saygıyla, selamlayarak açıyoruz. Bugünkü programımızı da, Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Her şey yolunda. Harika. Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Beşiktaş'la başlayacağız bugün gündemin ilk maddesi olarak. Ekranlarınıza elbette hafta sonu oynanan maçı da konuşacağız ama önce bir başlığımız var. Milliyet gazetesinden geliyor ekranlarınıza Adım Adım İsmail. Beşiktaş'ta artık yeni teknik direktör için geri sayıma geçildi. Valerian İsmail ismi üzerinde birleşildi. 46 yaşındaki çalıştırıcı için son kararın alınması bekleniyor. Valerian İsmail en son İngiltere'de West Bromwich Albion takımını çalıştırdı. 2 Şubat 2022'de İngiliz kulübünden ayrılan 46 yaşındaki teknik adam daha önce Barnsley, Wolfsburg, Lask, Nürnberg ve Hannover takımlarında görev yapmıştı. Fransız futbol adamı Lask, Linz'de sportif direktör rolünde de çalışmıştı. Tamamen alışılmışın dışında farklı bir futbol yönetimine gitmek isteyen siyah beyazlı kulüp Uğur Bey burayı unutmayın. Tamamen alışılmışın dışında farklı bir futbol yönetimine gitmek Öyle ister. zaten gerçekten. Siyah beyaz Birazdan kulüb. ifade edeceğim. İsmail'i sportif direktör özelliği olması nedeniyle de tercih ediyor. 3-4-3 sistemine uygun bir kadro yapısı olması nedeniyle. 46 yaşındaki Fransız teknik adamda karar kılan yönetim yaz transfer döneminde de bu anlayışa uygun isimleri kadrosuna katacak. Kulüpte yapılacak toplantıdan sonra resmi olarak hoca ismine karar verecek olan yönetim yeni teknik adamı kalan maçlarda takımın başında sahaya çıkarmak istemiyor yıpratıcı bir süreç olduğu için bir sonraki sezonun hocasını şimdiden vitrine çıkarmak istemeyen Beşiktaş yönetimi geçici bir formül üzerinde kısa süre içerisinde son kararını verecek. Peki siyah beyazlarda sezon sonuna kadar geçecek süre içinde İbrahim Üzülmez formülü öne çıkıyor. Önder Karaveli'nin son dönemde aldığı sonuçların ardından ligde kalan 8 karşılaşmanın İbrahim Üzülmez'le tamamlanması fikri ağır bastı. Futbolculuğu döneminde Beşiktaş'la özdeşleşen İsmail Üzülmez de bu fikre sıcak baktı. "Ben Beşiktaşlıyım. Zor zamanda takımımın ve kulübümün yanındayım." dediği öğrenildi. Milli arada bu konuda bir karara varılacağı ve Trabzon deplasmanına buna göre çıkılacağı kaydedildi. Şimdi bir sonraki sayfada yine aynı konuyu ele almış Sabah gazetesi. Beşiktaş'ta masada 3 teknik adam var. Hangisini getirelim? Büyük puntoyla atılan başlık. Valerian İsmail sunumlarını yaptı. 750 bin euroya tamam dedi. Andrei Shevchenko kartalın teklifini kabul ederken İbrahim Üzülmez de artık listede. Başkan Ahmet Nurçebi 3 adaydan birini seçecek. Şimdi başlığı okuduğunuz zaman Milliyet Gazetesi'nde İbrahim Üzülmez de sezon sonuna kadar yeni sezonda Valerian İsmail devam edecek diyor ama burada en azından başlığı okuduğunuzda İbrahim Üzülmez'in de kalıcı bir şekilde teknik direktör adayıymış gibi görüyorsunuz. Bakalım ayrıntılarda var mı? Farklı bir şey. Ee, Valerian İsmail Beşiktaş'ı inceledi. Projelerini de sportif direktör Ceyhun Kazancı'ya sunup Başkan Çebi'ye de telefonu da anlattı. Gündemdeki isimlerden Andriy Şevçenko da Beşiktaş'ın teklifine olumlu dönüş yaparken listeye son sıradan giren İbrahim Üzülmez'in adı üst sıralara çıktı. Her üç teknik adam içinde Başkan Çebi'ye tüm dosyalar iletildi. Çebi kurmaylarıyla dün Vodafone Park'ta bir toplantı yaptı. Bu isimlerden Valerian İsmail'in ağır bastığı bildirildi. Anladığım kadarıyla Sabah Gazetesi'nin haberinde farklı bir ayrıntı yok. Milliyet Gazetesi'nin yazdığı daha ayrıntılı, daha detaylı, biraz daha akla makul. Yani yeni sezonda Valerian İsmail ya da başka bir isim. Sabah haberinde de var fotoğrafta. Ne diyor? İbrahim Üzülmez geçici ha, 8 maç 8 için. Sadece 8 maç için yazmış. Evet özür dilerim. var. Tamam bu iki gazete de aynı doğrultuda yazmışlar. Dediğim gibi tamamen alışılmışın dışında farklı bir futbol yönetimine gitmek isteyen derken Zaten İbrahim Üzülmez bu profile uymuyor. Ee, nereden başlayacağım bilemedim. İsmail İsmaille başlayalım isterseniz. Tabii. Ya da çok özür dilerim. Estağfurullah. Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar vaz Önder Karaveli'den de vazgeçiyor anladığım kadarıyla bu haberlere baktığımızda eğer İbrahim Üzülmez gelecek olursa istatistiklere mi bakalım? Maçı isterseniz maçtan başlayıp oradan istatistiklere sonra da en son bu konuya dönebiliriz. Ya Nasıl da direkt, isterseniz. Di, isterseniz direkt Valerian İsmail'le başlayabiliriz. Şimdi Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Türkiye Milli Takımı'nın marka değerinin biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Tek, teknik adam arayışlarında hani biraz daha düşük bütçe. E, tabii ki ülkenin ekonomik koşulları, kulüplerimizin ekonomik koşulları ortada. Bunu anlayabiliyorum. Mesela sportif direktör özelliği olan bir tek direktör getirmek ve transferde işleri kolaylaştırmak gibi bir bakış açısı. Bunu da anlayabiliyorum. Ama bir taraftan da mesela bir forvetle masaya oturuyorsunuz bu sezon. Kontratı bitiyor. Kaylerinin 1.7 milyon euro 5 Beşiktaş'ın teklif ettiği söyleniyor Lerin'e. Lerin bu maaşı beğenmediği ve kontrat imzalamadığı söyleniyor. Yani takımın bir forvet açık oyuncusuna 1.7 milyon euro teklif ederken böyle bir maaş verebiliyorken bir kulüp teknik direktörün maaşı olarak 750 bin euro. eurodan bahsediliyor. Ben burada biraz ayarlarım bozuluyor. Bana sorarsanız yani bu kulüplerin Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Türkiye Milli Takımı'nın, Trabzonspor'un bunların marka değerleri daha yüksek teknik adam profillerini hedefleyebilir. Teknik adam maaşları için biraz daha yüksek bütçe ayırabilir diye düşünüyorum. Hatta Orada mesela ayarlar bozuluyor. Gerektirir desek daha doğru olacak. Gerektirir. Hedefleyebilir değil, gerektirir. Doğru. doğru. En az Kayıllarının rolü kadar önemli değil mi tek direktörün rolü? Hatta daha önemli. Çünkü teknik tek direktör büyük ölçüde sezonun kaderini tayin eden unsur o futbolculardan maksimum verimi alacak ya da alamayacak unsur birçok endirekt size defekt zarar yaratabiliyor yanlış bir tek direktör tercih dolayısıyla tek direktör seçimi yaparken hani bu kadar inceleyip sık dokuyan bu kadar düşük bütçe ayıran kulüplerin futbolculara fantastik maaşlar vermesi bana biraz acayip geliyor şimdi filmi 30 sene kadar geriye saracağım Türk futbolunun şerefli mağlubiyetler dönemi Avrupa e, şampiyonası torbasına biz Euro 96 e, grup kurrasına biz 5. torbadan girmiştik. 5. torba ülkesiydik yani biz 96'dan sonra üst torbaları gördük. O zamana kadar Avrupa futbolundaki yerimiz yani 80'lerin ikinci yarısı 90'ların ilk yarısı biz Avrupa'nın en zayıf ülkelerinden biriydik. O dönemde Türkiye'ye gelen tek direktörlere bakalım. Galatasaray Yüp Derval'i getirdi. Gökder 57 yaşındaydı Galatasaray'a geldiğinde. Yani bir tek direktör için fena olmayan bir yaş. Olgunluk yaşı. 65 falan değil yani 57 yaşında. Almanya milli takımından geldi. Son olarak Almanya milli takımı çalıştı Yurt ve kaç yıl çalıştırmıştı biliyor musun? 6 yıl boyunca Almanya milli takımı çalıştırdı. Euro 84'e götürdü. Euro 84'ten sonra da Galatasaray'ın başına geçti. Ve Türk futbolunun şerefli mağlubiyetler dönemi dediğim gibi. Getirdiğin hoca 57 yaşında son olarak Alman milli takımı çalışmış tek direktör. Gordon Mill 50 yaşında geldi Beşiktaş'a. Yine aynı dönemler. 87'de geldi. Son çalışırda takım Leicester City'ydi. Leicester City Championship sonra Premier'lik yaptı. Premier'likte kimin hocasıydı biliyor musun? Gordon Min. Gelin Eker'in hocasıydı. Gelin Eker'in bulunduğu Leicester City takımının tek direktörünü Beşiktaş aldı. Premier'li takımı çalıştırmıştı. Piontek milli takımı çalıştırmaya getirildi. 50 yaşındaydı. Türkiye'ye geldiğinde Son olarak Danimarka milli takımını çalıştırmıştı. Danimarka milli takımı Danish Dynamites. Danimarkalı dinamitler olarak anılıyordu Avrupa futbolunda. Çok ciddi bir yeri vardı. Yarı final yapmıştı büyük turnuvada Danimarka milli takımına. Oradan Türkiye milli takımına 90 yılında 50 yaşındayken geldi. Türk futbolu 80'lerde 90'larda çok daha profil olarak gerideyken böyle tek direktörler getirebiliyordu. Beşiktaş, Gordon'u, Galatasaray, Dervali, Fenerbahçe, Hidinki, Türkiye milli takımı Sepp Biontech'i. Şimdi ne oldu da 30 sene sonra biz çok daha iyi ülke futbolu olarak çok daha iyi profile sahipken, Avrupa'nın en iyi 10 liginden 15 liginden biri konumuna gelmişken, UEFA ülkeler sıralamasında 19. yüken FIFA milli takımlar sıralamasında 25-30'lar dolaşırken tek tek de profil bu kadar düştük ya ne oldu bize? Bruno Pinheiro'lar Valerian İsmail'ler tamam saygı duyuyorum ama Vitor Pereira'lar daha iyilerini getirebiliriz ya bu futbolcu kadroları daha iyilerini hak ediyor. Senin futbolcu seviyenle tek direktör seviyene baktığın zaman uymuyor. Bu oyuncu kadrosu daha iyi tek direktör getirebilirsin. Daha iyilerini hedefleyebilirsin. Şu an boşta üst düzey bayağı iyi tek direktörler var. Neden yani Valerian İsmail kariyerinde yani en son Championship'te çalışmış. Ya Premier League'de çalışmış Gordon'u getiriyordu 530 sene önce. Bugün Championship'te çalışmış Valerian İsmail'i getiriyor. Neden? Ben Valerian İsmail'e saygı duyuyorum ama burası da Beşiktaş. Beşiktaş'ın tarihine baktığın zaman daha üst düzey tek direktörler getirebilir. Daha üst düzey tek direktörlere her zaman cazip gelmiştir. Bundan sonra da cazip gelecektir. Buna takıldığımı belirterek başlamak isterim. Madem öyle o şekilde devam edelim. Sezon sonuna kadar İbrahim Üzülmez formülü üzerinde e, duruluyormuş. Yeni sezon için bir ara Daniel Farke ismi konuşuldu. İlk kaç ay önceydi? 5-6 ay önce herhalde Beşiktaş'ın gündemine e, geldiğinde bizi de heyecanlandıran bir isimdi. Burada profilini de konuştuk. E, rakamlarla da izleyicilerimizle paylaştık. Sonra Farke ile anlaşılamadı vesaire. Şimdi birkaç gün önce yine Farke yazıldı çizildi. Bugün e, İsmail'in ismi biraz daha ön plana çıkmış gibi görünüyor ama sezon sonuna kadar İbrahim Üzülmez formülü Beşiktaş'a ne katar? Soruyu şöyle, var. sorayım. Buyurun. Soruyu şöyle sorayım. Önder Hoca neyi göremiyor? İbrahim Hoca neyi görecek? Önder Hoca'nın da tabii ki performansı çok departman eleştiriliyor ama dediğiniz gibi Daniel Farke gündeme geldiğinde en azından son olarak Premier çalışmıştı, çalışmıştı. Norwich'le de Championship Premier'lik saygı saygıdeğer işler yapmıştı. Rusya Ligi'ne Krasnodar'a gitti. Krasnodar'da Rusya'nın mevcut e, yaşadığı siyasi sebepler sebebiyle Krasnodar'la hiç sahaya çıkmadan sözleşmesi feshetti. Yani en azından en son Premier Lig'de çalışmış ve Rusya'nın üst düzey takımlarından biri tarafından, Krasnodar tarafından tercih edilmiş. Krasnodar Avrupa Kupası alışkanlığı olan bir kulüp çünkü son yıllarda. Onun tarafından tercih edilmiş pek direkt tek dönem Daniel Farke. Profil olarak Beşiktaş'a daha uygun. O zaman bir isim daha gündeme gelmişti. Şimdi unutturmak istiyor muhtemelen ee, kamuoyu ama ben hatırlatayım. Bruno Pinheiro. E Bruno Pinheiro'nun özelliği neydi? Portekiz Liginde Estoril'i işte 5. 6. basamaktır. Şu anda Portekiz'deki puan durumuna bakıyor musunuz? Durumuna bakıyor musunuz? Acaba spor kamuoyuna soruyorum hatırlatmak isterim. Gimareş'in Gil Çente'nin altında Estoril. O zaman Gilvi Çente'nin tek direktörünü getirin. Madem puan durumuna göre getiriyorsunuz. Öyle değil mi? O zaman onların üzerindeydi. Şimdi altında. Oyun anlayışı olarak şöyle özetlemiştik. Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'de yapmaya çalıştığı oyun diye bir cümleyle özetlemişti. Şimdi bunu. oyun anlayışına gelelim o zaman. Madem Buyurun. o pencereyi açtınız. Ne yapıyordu Estoril'de Bruno Pinheiro? Organize savunma anlayışı, doğru duran bir takım. Doğru şama. Büyük takımlara karşı özellikle flash sonuçları almış. Portekiz'de orta sınıfın üstünde yer alan düşük bütçeyle iyi iş çıkarmış bir tek direktördü ama yani Sivas Spor'a tek direktör arıyorsanız ya da Karagümrük'e tek direktör arıyorsanız Pinheiro'yu düşünebilirsiniz ama Beşiktaş'a e, Fenerbahçe'ye Galatasaray'a değil. Topa sahip olması gereken bir takım için değil. değil. Daniel Farke ise tam aksine Norwich'le bile topa sahip olan bir takım yaratmak, ofansif futbol oynatmak çabasına. Norwich'le bunu, bunu, bile bunu yaptığı için küme düşüp tekrar çıktı hatta. O anlamda son derece saygıdeğer bir tek direktör. Ee, bu veriler ışığında o gün Bruno Pinero, göreve gelseydi acaba bugün ne düşünürdü Beşiktaşlar? Türkiye kamuoyunu hissederdi bilmiyorum. O yüzden hatırlatmak isterim şu an Bruno Pinheiro'nun Estoril'i Portekiz'in ne yapıyor? Bir güncel durumuna bakmanızı öneririm. Gilvi Çente'nin Vitoria Giymaleş'in gerisinde şu anda. Oyun anlayışlarına gelince Önder Karaveli'yi sempatik kılan şey bir haftalık iki haftalık değil daha uzun süre Beşiktaş'ta kalıcı tek direktör olarak sözleşme imzalamasına sebep olan şey neydi? Neydi Önder Karaveli'nin spor kamuoyunu ve Beşiktaş yönetim kurulu ve Beşiktaş taraftarının ve futbolcularının kalbini kazanması sağlayan şey? dönüşüm gerçekleştirecekti. Yavaş yavaş yaşlanmaya başlamış Beşiktaş kadrosunun yeni sezona gençlerle beraber bir karma haline gelerek hazırlanması. Yeni sezonda da o gençlerin daha güçlü rol oynaması. Hatta bir maça Ersin, Serdar Saatçı, Rıdvan, Emirhan. Can ve Emirhan. 5'i birden ilk 11'de başlamış spor kamuoyu eleştirmişti. Ya bunları ikişer üçer oynatabilirsin ama 5'in emirden ilk 11'de başlaması. Bu kadar genç adamın bir arada ilk 11'de başlaması. Beşiktaş'ın yarışmacı kendinden uzaklaştırır. Daha yavaş bu adaptasyonu yapmalısınız diye Önder Karevi eleştirmişti. Bugün gelinen nokta ne? Emirhan İlkan niye oynamıyor diyor soruyorlar 8 maçtır. Stoperin ya. Serdar Saatçı oynuyor. Evet diyor ki sizin bildiğiniz şeyler var tabi bilmediğiniz şeyler de var diyor. Başka türlü bir üsluba geçti. Yıplandı Halbuki Önder Karaveli'nin başlangıçta tüm kamuoyu tarafından sevilmesi, sempatik bulmasının sebebi neydi? Çok daha iyi iletişim kurması, kendini çok iyi ifade etmesi, altyapıdan oyunculara adapte edileceğine inanılması. Bugün Emirhan'la ilgili bilmediğiniz şeyler var diyor. Ne abi bilmediğimiz şey ne Emirhan'la ilgili? Bilmediğimiz şey hani uygun bir lisanla uygun bir üslupla anlatılabilir. İşte Serdar Saatçi altın çiziniz gibi. Stoperlerde sırayla Standard. sorunlar oluyor. Necip savunma göbeğinde tercih ediliyor. Serdar tercih edilmiyor. Ki Serdar daha önce ne bileyim. Avrupa Amsterdam evet. deplasmanına çıkmış bir sporcuydu. Emirhan şimdi tercih edilmiyor. İşte Rıdvan Önder Hoca geldiğinde banka 11 oyuncusu olmuştu. 5-6 maç üstü oynamıştı ve Beşiktaş'ın oyunu değişmişti. Rıdvan bir yandan nedense tercih edilmeye başladı. Bir tamam sağlık sorunu yaşadı ama döndü sağlıklı bir şekilde. İyi de oynuyor. Bir yandan Umut Meraş tercih edilmeye başlandı. Niye? Onda da mı bilmediğimiz bir şey var. Önder Karaveli varlık nedeniyle ters düştü. Önder Karabeli niçin Beşiktaş'ın Tekrar yapıldı. Daha önce CSK Moskova'yı Las Linzi falan çalıştırdığı için mi? İşte ne bileyim Gençlerbirliği'ni Birliği'ni UEFA Avrupa Ligi'ne götürdüğü için mi? Hayır. Öyle bir CV'si olduğu için değil. Yürüyen Beşiktaş olduğu için birincisi, ikincisi de bahsettiğiniz gibi gençleri takıma adapte etmek için. Aynen öyle. Aynen öyle. E o zaman şimdi siz varlık nedeninizi çeliştiniz. Bu gençleri Beşiktaş'a adapte etmek için sezon sonuna kadar sizinle kontrat imzalanmıştı. Bir taraftan yarışırken bir taraftan gelişimi sürmesi ve 2022-2025'in hazırlanması için. Ama şimdi geldiğimiz noktada Önder Karabeli yarışmacı bir tek direktör. Daha gergin, daha agresif konuşmalar. Gelişimci Önder Karabeli yönü geri planda kaldı ama Önder Karabeli'nin varlık yönünü geliştirmeci Önder Karabeli'ydi. Şu noktada Karabeli de tartışılmaya başlandı o yüzden. Hoca da dönüşüm geçiriyor, geçirmek mecburiyetinde. Altyapıda çalışırken bir anda Beşiktaş'ın başına geçiyorsun, koskocaman bir camianın başına geçiyorsun, derbilere çıkıyorsun. Her tercihin konuşuluyor, oyuncu değişikliklerinin dakikası konuşuluyor. Doğaldır, konuşulacak. Bu, bu dönüşümü, bu tecrübeyi, bu dönüşümü yaşaması, bu tecrübeyi edinmesi gerekiyor onun da. Dolayısıyla sezon sonuna kadar Önder Hoca'ya yerine bir başkasını getirmek bana hiç mantıklı bir şey gibi gelmiyor. Genç oyuncu tercihleri konusunda ise bunun da Önder Hoca'nın Bilinçli tercihinden ziyade eleştiriler, çünkü haklı ya da haksız hocanın şu anda içinde bulunduğu ruh halini tahmin edebiliyorum. Herkes ona saldırıyormuş gibi hissediyor. Yani yapılan en pozitif kritikten tutun da en olumsuz eleştiriye kadar herkes onun üzerine geliyormuş gibi hissediyor. Çünkü vücut dilinde, bu tamamen benim çıkarımım şey değil yani ben öyle hissediyorum. Hocanın böyle hissettiğini düşünüyorum, öyle anlıyorum. Sağ kenarında maç izlerken maç sonundaki açıklamaları vesaire. E, dolayısıyla kararları da etkilendi sakin, makul, ilk geldiğindeki gibi mantıklı kararlardan ziyade daha panikle, daha kaybederim korkusuyla. Ya başarısız olursam korkusuyla biraz daha hareket ediyor. Dolayısıyla bütün bunları topladığınız zaman da bu sonuç ortaya çıkıyor bence. Ama tek direktörün tabiatında bu yok mu? Sporculuğun i̇şte tabiatı ne var? Uğur Bey, demeşresim şey sadece şu altyapıdan yani çap olarak ne bileyim hani 6, 10 santimse 100 santim 1000 santime 1 metreye çıktı yani şüphesiz. İş olarak, şüphesiz gerginlik öyle. olarak, stres olarak. Ama hayat böyledir. O fırsat size bir noktada gelir. O fırsatı değerlendirebilirseniz devam edersiniz. Değerlendiremezseniz ağırlığı altında ezilirseniz devam edemezsiniz. Francesco Farioli, Atan'ın yanına kaleci tek direktör. Sadece kaleci antrenörü CV'si olan 28-29 yaşında bir İtalyan, no name, isimsiz bir İtalyan olarak gelmişti. Sonra bir anda fırsat doğdu. Nasıl olduysa bir e, Süleyman Nurma ona şans verdi, değil mi? Kara Gümrük'te. O fırsatı iyi değerlendirdi. Şimdi Alanya Spor'da aynı Önder Karaveli gibi. Önder Karaveli'ye benzer bir şekilde Alanya'nın da genç oyuncuları var. Gelecek için umut vaat eden ama dakika alırlarsa oynarlarsa o umudu sürdürebilecek oyuncuları var. Hem yarışmacı hem de geliştirmeci yönünü sürdürüyor. Tolga 10 haftalık puan durumunu yaptı. İsmail Kartal ve e, Domenek Torrent'i ilgilendiriyor değil mi o puan durumu Tolga? Farioli de sanırım Aynı dönem gelmedi mi? O 10 haftalık 10 haftalık puan durumunu yaptığımız şu söylüyorum. Verme şansımız var mı? Hani İsmail Kartal dönemi puan durumu diye bir şey yaptık Önemi ya. çekelim diyorsunuz. Gelsin Yap, o zaman. Şu anda ihtiyaç duyduğum için söylüyorum. Tabii 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 tabii. Buyur. Aklıma geldi. Bu puan durumu İsmail Kartal ve Dominik Torrent dönemlerini anlattığı gibi Francesco Farioli dönemini de anlatıyor. Francesco Farioli geldi. 20 yaşındaki Furkan stoperde. Kayra'yı kullandı. Daha önce hiç kullanmamıştı. Bekte, Fatih Aksoy, Santrfor, Oğuz'u kullandı. Şimdi en son e, Galatasaray'ın Eyüp'e giden, Eyüp'ten Alanya'ya giden uzun saçlı Santrfor çocuk. Dostlar grafik gelmiyorsa ben şuradan Uğur Bey'e... Buyurun. Bakın puan tablosuna. Trabzon 21, Fenerbahçe 21, Alanya 20. Yani hem geliştirmeci hem de yarışmacı olunabiliyor, başarabiliyor ki Alanya kadrosu öyle yani. İstanbul'un üç büyüklerinin kadrosu yok elinde. Kabul etmek lazım ki. Bunun için bu fırsat geldi. 32 yaşında bunu değerlendirdi. O yüzden değerlendirme devam edecek. Karaveli'den de beklenen buydu. Karaveli 47 yaşında. Hayat tecrübesi en daha yüksek. Şöyle bir şey Bakış açısı Önder hocayı da savunuyormuş gibi bir pozisyona düşüyorum belki ama değil alakası yok kimsenin savunulmaya ihtiyacı yok herkesin ağzı var dili var herkesin bir yaklaşımı Şüphes. var herkes kendini güzel güzel ifade edebilir. Sadece şunu söyleyeceğim yeni jenerasyona fariolinin de içinde bulunduğu yeni jenerasyona bakıldığı zaman en azından bizim yaş grubu içerisindeki bakış açısını şöyle özetleyebilir miyim evet hepsi özgür düşünüyorlar evet hepsi cesur kararlar alabiliyorlar bizimle kıyaslandığı zaman geleceğe çok daha umutla bakıyorlar. Daha ben merkezciler. Belki bu da onlara kararlar almalarında daha faydalı oluyor. Ancak devamlılık yok. Zora gelmek yok. Stres yönetimi yok. Bunları söyleyebiliriz değil mi? Böyle özetleyebiliriz. Kimsenin de kalbini kırmayayım ama sevgili gençler bizim açımızdan baktığınızda durum biraz böyle görünüyor. Futbolculardan görüyoruz. söz ediyoruz. Herhalde. Yeni jenerasyondan bahsediyorum. Tamam. Gençlerden bahsediyorum. Hani zaman zaman konuşuyoruz ya. ya Z jenerasyonu. Millenial. 2000 sonrası doğanlar. Farioli bütün bu saydığımız hani özgür düşünme, cesur kararlar alabilme, özgür düşünmek demek çok acayip bir şey. Yani bunu bilmiyorum nasıl ifade etmek gerekir ama hiç düşünmediğiniz gibi düşünmek ve bunu yapabildiğinizin farkına varmak hakikaten çok acayip bir durum. Bizim pek fazla yaptığımız bir şey değil. Gerek büyütülme tarzımız, gerek işte ülke koşulları vesaire falan filan. Şunu söyleyeceğim. Fariyol daha mı iyi idare Hepsini bir araya getirebilmiş bir teknik adam. Ama böyle o tek direktörünün zaten. %50'si de insan yönetimi. Bunu başarabilmelisiniz yani. O insanları, o genç grubu yönetebilmelisiniz. Zaten tek direktörlükleriniz 11 seçmekten ibaret olsaydı bilgisayar başındaki bütün çocuklar da yapabilirlerdi. Ama onların yapamıyor olma nedeni tek direktörlüğün yarısında %50'sinde en azından insan yönetimi olması. Bir grubu bir sezon boyunca doğru bir işini yönetebilmek, idare edebilmek, doğru seçebilmek, sezon boyunca ayakta tutmak, hayatta tutmak, mutlu tutmak, oynatmadığınız oyuncuyu da hayatta tutabilmek, tansiyon nabzını idare edebilmek bunu başarabiliyor demek. Önder verinin de Önderceği biraz daha başlangıç verileri iyiydi. Evet. Başlangıç verileri iyiydi. Bir tek direktör içinde hiç yaşlı sayılmaz. 47 yaş gayet iyi bir yaş. Çünkü biz bir geçiş jenerasyonuyuz. Benden birkaç yaş büyük ama aynı jenerasyonunu kabul edebilirim. Biz bir geçiş jenerasyonuyuz. Hem analog çağı hem de dijital çağı dibine kadar yaşamış bir jenerasyonuz. Şu an 40'lı yaşlarında olan benim gibi, Önder Hoca gibi, senin gibi olan insanlar. Dolayısıyla biz son derece avantajlıyız bence bana sorarsan. Hatta Farioli'ye göre ben daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. çünkü Farioli'nin analog çağ deneyimi yok. Düşünce Benim o da var. Daha farklı olabilir yani. Daha evet. çeşitlendirebiliriz. Aynen öyle. Biz daha fazla çeşitliliği biz daha fazla daha ee, farklı düşünce tarzlarını multi işlem yapabilecek bence deneyime sahibiz biz. 40'lı yaşlarında olanlar olarak. Bak 30'lu yaşlarında olanlar analog çağ deneyimi yok. Biz, bizim sahip olduğumuz 50 ve üzeri olanlarda dijital çağa çok fazla adapte olan var. Aslında şu an tek direktör için en uygun yaş 40'lı yaşlar bana sorarsan. Hem analog hem dijital çağ deneyime sahip olanlar. Zaten dünyada da bir sürü örneği var şimdi. Guardiola'nın, Thomas Tuchel'in, Okan Buruğun, aynı yaşta bunlar. Bir yerli bir yabancı örnek vereyim dedim. Analog ve dijital çağ deneyimin her ikisine sahip olmaları tabii ki önemli bir avantaj yaratıyor. Tek direktörde. Karavel de bu avantaja sahip. Çok dağıttık, dağıttım konuyu özür dilerim. Tekrar Yok, e, ol. dönecek olursak e, farklı bir pencereden bakmaya çalıştık naçizane. Tekrar konuya dönecek olursak Beşiktaş'ın sordu soru şuydu. Sezon sonunda kadar Önder Karaveli ile devam etmek ya da etmemek ne fark ettirecek? devam etmeliler bence de. Devam etmeliler. Ama oturulur. Tekrar bir değerlendirme yapılır. Çünkü Beşiktaş'ın e, hedef sayısı azaldı. Hatta neredeyse hedefsizliğe yaklaştı. Ama bu hafta Fenerbahçe'nin Konya Spor'a yenmesiyle Beşiktaş da yine bir kez daha lig ikinciliği e, için umutlandı. 10 puan fark var galiba Konya Sporu arasında. Ama ikincilik için yarışırken bir yandan üçüncülük, dördüncülük için de yarışıyor. Tabii onlar da Avrupa Ligi konferansı konferans bir bileti anlamına gelecek. Dolayısıyla yarı sürüyor Beşiktaş'ın Avrupa Kupaları yarışı sürüyor. Oturup tekrar değerlendirilip hem yarışmacı hem de gelişmeci bir şekilde bu 8 hafta nasıl geçirilebilir? Yeni sezonda Kayler'in kadroda olacak mı? Şu an Mart 22. Herhalde bununla ilgili net bir cevap olmasa da nete yakın bir cevap vardır Beşiktaş. Yeni sezonda Mişi ay kadroda olacak mı? Bunların Artık planlaması. Bunların planlamasının şu an yapılması lazım. Yani ya da ikisinden biri şimdi ya kadroda olmayacaklarsa ve yüzde yüzünü vermiyorlarsa yüzde yüzünü vereceklerle devam edeceksin. Ya da kadroda olmayacaklarsa dahi yüzde yüzünü verecekler. Kim gibi? Dembele. Dün konuştuk. Kontrat yenilemedi Dembele. Kontrat yenilemedi ama Çavi göreve gelir gelmez dedi ki Dembele pozisyonunda dünyanın ilerinden biri. Kalbini kazandı Dembele'nin performansını artırdı. İki yol var yani. Ama bu arası yani Larin ne varsın ne yoksun. Bu, bu bir yol değil. Ya var olacaksın ya yok olacaksın. Larin ya yüzde yüzünü verecek ya da kenarda oturacak ya da kadroda olmayacak. Yani bir yol çizmeniz lazım. Dembele ya oynayacak yüzde yüzüyle ya da oynamayacak dedi Çavi. Yüzde yüzüyle kullandı. Dembele'den verim aldı. Gelecek yıl belki Dembele Barcelona'da olmayacak. Ama bu sezon için varsın dedi. Ve oyuncu onur etti. Pozisyonu dünyanın iyilerinden biri olabilir dedi. Belli ki iyi diyalog kurdu. Dembele'den verim aldı. Real Madrid'i dağıttı. Osasuna'yı dağıttı. Galatasaray maçlarının öncesinde ve sonrasında lig başlarında Emre'yi kullandı. Yani bir şekilde ya faydalanacaksın ya faydalanmayacaksın. Batu şu aydan ya faydalanacaksın ya faydalanmayacaksın. Yani bir yol çizmen lazım artık. Bunların masaya oturulup konuşulması, yeni sezonla birlikte planlanması doğru yöntemin benimsenmesi lazım. Emirhan İlkan, beş yeni sezon planlarına var mı yok mu? Cevabını biliyor muyuz şu anda? 8 maçtır oynamıyor. Ya bizim kendi fikrimiz olması gerektiği görünüyor ama nasıl yani gibi görünüyor. Nasıl planlanıyor? Elbette dediğiniz gibi cevap yok. Yeni sezon stoper rotasyonunda kontratı biten Vida var mı? Var gibi düşünülüyor değil mi? Herhalde kontrat imzalanacak Öyle gibi. Öyle gibi, gibi görünüyor. Tamam. Yeni sezonda 4 dört stoper ekip olacak. Montero ve Serdar var mı? Var gibi görünüyor. O zaman ona göre kullanman lazım yani yavaş yavaş. Bu sezonla beraber gelecek sezonda bir ara düşünmen lazım. Abi Beşiktaş şu anda yolunu kaybetmiş gibi iyi futbol oynuyor. En azından 3 liraya topu götürene kadar fena olmayan futbol oynuyor. 3 direkten geçiremiyor evet. Ama bir taraftan da sanki e, 2022-23 planlaması ile ilgili bir belirsizlik. Bir belirsizlik, bir e, beyin fırtınasına ihtiyaç var gibi. İşte belki de bu haberler yapılan o beyin fırtınasının kamuoyuna yansıması. Abi Valerian İsmail ya bazen haberler çıkıyor böyle biliyorsunuz Pinyero da çıkmıştı. Yani gerçekliği bilmiyorum. Bilmiyorum. Beşiktaş'ta garip bir şey var. Önce sportif direktör anlaşıyor tek direktörle. Sonra başkanın haberi oluyor herhalde. Yok bir öyle de, olmuyordur herhalde. E, tamam da sport direktör diyor ki şununla anlaştım. Şimdi diyor top da E, önce anlaşma önce keşke başkanla konuşsanız. Doğru hakkısınız o, o, şekilde ifade edilince başka bir manel çıkmıyor ama evet. anlaşmak yerine görüştüm. Şu isim ABCD isimleriyle görüştüm falan. Belki daha doğru bir şey olur. İletişim şekli e, ifadesi olur. Bu arada demin Konyaspor'la İttifak Holding Konyaspor'la Beşiktaş arasında 10 puan var dediniz. Bir yaklaşık sonuçla 9 puan. 9. o Özür bir kelime bir işlem yapar mıydınız evde o? Yapmaz soruları? mıyım? Tahmin ettim bak sormadan biliyordum sorunun cevabını. Değerli hocam Ali Doğan Aksoy. O matematik jüri soy yarışmalar hatırlarsın. Tabii. Saçları böyle gözlüğü var evet. kocaman. Benim hocamdır <laughs> matematik olimpiyatından Ali Doğan Aksoy. Ona da buradan sevgilerimi, saygılarımı Sevgilerimizi, ileteyim. saygılarımızı gönderelim. Bir kelime bir işlem tabii yani. Hocamızı. E, ne bileyim, çocukluğum demek yani. Senin de öyle muhtemelen. Bir yakın sonuç benim için hiçbir zaman gerçekleşmedi öyle söyleyeyim. Hep İki yakın bildim. sonuç falan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte işin şakası elbette. e 9 puan. E, Beşiktaş'ta ittifak oyunun Konya Spor arasında. Eğer şeyi kapattıysak, teknik direktör konusunu Valerian İsmail kapattıysak derken... Yani söyleyecek bir şeyiniz varsa Valerian İsmail, iyi konuştuk anlattınız zaten... Ee, adı geçen hocalar arasında eğer heyecanlandıracak Beşiktaş'ın yaklaşık 10 senedir oynadığı oyunu bir ileri seviyeye çıkaracak topa sahip olan, hücumu düşünen, bunu yaparken arkada pozisyon bırak boşalan bırakmayan ya da kapatabilen, ne bileyim Barcelona'nın oynadığı gibi vesaire arkaya atılan toplardan. Özet, öyle oynayacak diye değil, aynısını yapacak diye değil. Fikir olarak bunu yapabilecek bir oyun sanki bizim görüşümüz farke biraz daha adı geçen hocalar arasında net bir şekilde buna yakın isimmiş gibi, heyecanlandıracak isimmiş gibi görünüyor ama onun dışında Uğur Melike'nin ifade ettiği gibi yapılacak tercihler Beşiktaş'ın gelecek yıllarını hiç değilse vakit kaybı olarak etkileyebilir. Dolayısıyla doğru tercih yapmakta Geçen sene Fenerbahçe fayda var. için Marcos Silva yazıldı. Vitor Pereira da yazıldı aynı dönemde. Hatırlayın. Sonra Marcos Silva ile anlaşılamadı mı? gerçek değil miydi? Tercih mi edilmedi bilmiyoruz. Vitor Pereira'ya gidildi. Markus Silva mesela daha büyük takım çalışmaya yatkın bir tek direktör. Championship'e Fulham'a gitti. Fulham'da gol rekorları kırarak Premier Lig'e e gidiyorlar. Çünkü ofansif zihniyetliydi. Everton'da Marco Silva çalışırken diyeceksiniz ki, New York'ta başarısız oldu. Aslında da başarısız olmadı. Everton çok toksik bir yapı. Şu anda da zaten Everton'a yakından takip edenler hak vereceklerdir bana. Yani tek direktör öğütücüye dönüştü son dönemde. Dengesiz bir kadro var. Ee, zor bir yönetim kurulu var. Ve tek direktörler için çok doğru bir çalışma ortamı bir türlü mümkün olamıyor Everton'da. Marco Silva son maçında Everton'la son maçında Liverpool'dan yanılmıyorsam 5 yemişti. O maçta demiştim ki Marco Silva iyi futbol oynatıyor. Everton hata yapıyor şu an Marco Silva'ya göndererek. Fulham'la rekorlar kırıyor. Fenerbahçe onu tercih etmedi. Vito Pereira'yı tercih etti. Bak şu an Fenerbahçe yeniden, yeniden yapılanma sancısı yaşıyor. Bir tek direktör bütün bir sistemi, bütün bir organizasyon, bir tek direktör seçimi geriye götürüyor. O yüzden çok inceleyip sık dokunmalı takımlarımız. Yani doğru tek direktör seçimi yapmalı. Şu an mesela boşta. Joachim Löw zaten sürekli konuşuyoruz. Valverde, Kike Setien, Nuno Espirito Santo, Pirlo, Kuman, Lucian Favre, Benitez, Paulo Fonseca, Rudi Garcia, Jorge Jesus, Marcelo Bielsa. Bunların bazıları Clarence Zedorf, Viyaş Boas, Bazıları bize uygun bazıları değil. Karışık sayıyorum. Klinsman, Michel, Dünya kadar üst düzey tek direktör var. Dünya kadar. Ben beşte birini falan saydım. Yani gidiyorsunuz Valerian Ezmahal, Bruno Pinheiro. Ya bu saydığım tek direktörün belki yarısı süper çalışmaya sıcak bakabilir. 4'te bir de büyük takım çalışmaya uygun olabilir. Yani biraz daha şu bütçenizi bakış, bakış açısını ve bütçesini değiştirmelisiniz. Futbolcularınız bütçeden daha fazlasını lütfen tek direktöre ayırın ve bu kulüplerin tarihine Genetiğine, kalitesine yakışır tek direktörler getir. Peki dönelim maça beşiktaş atakaş Hatayspor karşılaşmasına. Değerli izleyenler bir bir bitmişti hatırlayacaksınız e, maç. E, maç sonunda Önder Hoca'nın söylediği gibi Beşiktaş henüz birinci dakikada pozisyona girmeyi başardı Atakaş-Atay karşısında. Ve maç boyunca da e, hele ki ikinci yarıda şöyle söyleyeyim size ilk yarı golü de buldu 17. dakikada. 48, 51, 58, 59, 59'da iki tane aynı pozisyon içerisinde. Aynı dakika içerisinde iki pozisyon. 80. dakika yine pozisyon. ya Dünya kadar pozisyona girdi. Hatta bir tane özellikle yazdım. Bu gol kaçırmada hani bazen böyle şeyleri olur ya, markalar olur ya. Ya yok artık falan dersin. Bir şeyi anımsatmak için. Amerikalılar çok yapar bunu. Hani herhangi bir durum anımsatmak için o durumu ismini işte. Batşuayizm falan gibi. Evet öyle bir şeye namzet bir pozisyon oldu ama dakikasını bulamadım. Şu altı pastan 59 kafayla. Dışarıya attığı kafayla. Yani belki bıraksa Joseph de Souza'nın vurduğu kafayı kaleye gidebilirdi yani. Bu hakikaten buna bir bu göremedim yakından. Bu 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 bu. 6 pas bak bıraksa kaleci atlamış gerçi de. Hani gol kaçırmaya bir isim verilecekse Batshuayi'zim diye bu olabilir yani. Marka bir pozisyon Dani olabilir. Dani Güyüza'yı izleyemeyen spor severler için Tanrı Batu şuayı gönderdi. Yaşı yetmeyenler için. Mesela şimdi yeni nesil Güyüza'nın hissesine bakıyor. Diyorlar ki ya Fenerbahçe'de bayağı da gol atmış. Biz seyrettik değil mi? Evet bayağı da gol attı da attığından çok daha fazlasını yaratıyordu çok. o zaman Fenerbahçe. çok daha fazlasını Güyüza kaçıyor. Şimdi Batu Şah'ın hissesine baktığınız zaman fena değil gibi görünüyor. Doğru. Gol kralına yarışıyor gibi görünüyor. Doğru. Ama bir sebebi var. Birincisi <laughs> Süper Lig'de çok gol atan oyuncu çıkmaması. Ya 30 maçta en çok gol atan 15 mi Bir defa enteresan bir sezon yaşanıyor. Yani çok gol atan oyuncu çıkmadı. Şurada hemen söyleyeceğim net sayıyı size. 15 galiba şu an en çok El Kabi. İkincisi de 5 Beşiktaş çok Vajib üretiyor. Kabi, 15 koy. Çok üretiyor. Ürettiğine nazaran Batu ben de sürekli bir şeyler soruyorum ama 11 12 11 mi 12 mi? 4 tanesinde ben penaltı. 4 tanesi de penaltı. Mi? Doğru. Akan oyunda 8 golü var yani. Normalde şu 30 maçta 5 dışın bu oyununa Akan oyunda Batu Şahin'in 8 golü olması az. Çoğunlukla da o oynuyor. Ama gelecekte 10 yıl sonra istatistiklere bakacaklar gençler. Çünkü sadece istatistikten anlıyorlar. İstatistikten futbolun yorumlanabileceğini sanıyorlar. Diyecekler ki ya Batu Şahin çok gol atmış demek ki iyi topçuymuş ama futbol ondan ibaret değil. Dani Güyüz'e da mesela şimdi geriye dönüp baktıklarında diyor ki ya Güyüz'e bu kadar gol atmış. Kötü santrifor değilmiş aslında ama Dediğim gibi Tanrı Güyüza'yı izleyemeyenler için Batuş şuayı gönderdi bu lige. <laughs> Demem o ki Beşiktaş kötü bir oyun oynamadı. Beşiktaş üstün bir oyun oynadı. Maç sonu istatistiklerine de bakalım. Ondan sonra Uğur Bey'e maçla alakalı fikirlerini, görüşlerini, notlarını alacağız. İlk yarıda Beşiktaş %55 topa sahip olurken ikinci yarıda bunu arttırdı. Zaten ikinci yarıda hani neredeyse pozisyon vermedi desek neredeyse hata etmiş olmayız. E, maç sonu itibariyle %59'a %41 bitirdi topla oynamayı. Şutlarda ilk yarıda 11'e 8'di. ikinci yarıda 12, e, özür dilerim 22'ye 12 tamamladı Beşiktaş. İlk yarıda 4 şutta 1 isabet bulabildi Hatay. Maç sonunda da 10'da 3 bitirdi bunu. Gol beklentisi ilk yarıda 1.33'tü Beşiktaş'ın 2.11 ile tamamladı. E, Hat Atakaş Hatay Spor 0.16 ile bitirdi ilk yarıyı maçı da 0-70 ile tamamladı. Rakip ceza sahasında Beşiktaş ilk yarıda 14 kez topla buluşurken e, bir o kadar da ikinci yarıda yapmış 27 ile tamamladı. Atakaş Spor 8 ile buluşurken ikinci yarıyı da yani maçı da %18 ile tamamladı. E, i̇kili mücadelelerde de Beşiktaş'ın hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda rakibine üstünlük kurduğunu söylememiz lazım. Çok pozisyon üretti Beşiktaş. Çok gol kaçırdı Beşiktaş. Evet. Maçın sonlarına doğru biraz da tabii panikle özellikle Rıdvan e, Hani nasıl diyelim oyunu genişletme anlamında büyük katkı sağladığını tekrar tekrar söyleyebiliriz Beşiktaş'ın oyununda sonlara doğru biraz panikle ortalar arttı doldurma şişirme vesaire başladı ama maçın genelinde istatistiklerin de söylediği gibi bazen istatistikler maçla örtüşmüyor ama istatistiğin de söylediği gibi bir maç olduğunu Beşiktaş açısından söyleyebiliriz. O da bize şuna götürüyor Beşiktaş kötü oynamıyor Beşiktaş coşkulu istekli arzulu piyaniç yokken topa sahip olan bir oyun oynuyor gördüğünüz gibi buna rağmen farkı bulamıyor. Ama 1-0'dan sonra bir bu, bu kez şey var Beşiktaş'ta. Işte, vites küçültme oldu. Ya yani Hatayspor Spor birbiri bulana kadar pozisyonlarda üretti. Lobanitse Rozi'ye eşleşmesinde yani çok defa Rozi'ye fırsat verdi Lobanitse. Onu da çizmek lazım. Hatay Spor'un hücumları e, Lobanitse üzerinden sol kanat üzerinden sıklıkla gerçekleşti. Ve Rozi'ye arkasında çok boşluk verdi. Ve 1-0'dan sonra da beş dışın ilk yarının sonuna kadar vites küçülttüğünü ve Hatay'a da o gol imkanını verdiğini söylemek lazım. Bütün bu doğruların yanında aksaklıkları da eklemek isterim. Birincisi. ikincisi de Enkudu girince mesela sol tarafı bayağı hareketlenirdi. Acaba 15 dakikalık mı oynayabilir durumdaydı? Mesela 30 oynayamaz mıydı? Larin bu kadar etkisizken etkisizken ve artık sanki Beşiktaş forması giymeyi isteyip istemediği konusunda soru işaretleri taşırken acaba Enkudu biraz daha erken girse Mesela güvenle beraber sahada olabilselerdi. Çünkü Enkudu girdiğinde güven çıkmıştı. Ceza alanında güven Batu Şua'ya keşke ikisi birden varken Enkudu girmiş olsaydı gibi düşündüm. Enkudu girdikten sonra bir de onu hissettim. Sanki o parçalar bir türlü birbirle birleşmedi. Güven sahadayken Enkudu yoktu. Enkudu varken güven çıkmıştı. Emirhan acaba bir süre 15-20 dakika böyle bir maçta değerlendirilemez bir adam Orta mesafe e, şut tehdidi olabilirdi. Hem nasıl denir tutku düzeyi eşit değil gibi oyuncuların Beşiktaş'ta. Daha tutkulu bir oyuncu belki sahaya daha çok kendini göstermek isteyen gol şansı olan bir oyuncu sahaya sürülebilir miydi? Biraz evet. değişiklikler konusunda da Karaveli eleştirilir de hak ediyor sanki. O şey uzun zamandır. Edin. Uzun zamandır var o konu yani Beşiktaş'ın oyunuyla değişiklikler konusunu ayrı tutacak olursak eğer değişikliklerde geç kaldığını çok uzun zamandır konuşuyoruz biz de burada. Ee, yani. Haklısınız. Larine çok uzun süre tahammül etti diye tahmin ediyorum. Birinci dakikada henüz birinci dakikada arka direkte geçen sene çok yaptığı iş Beşiktaş'ın arka direkte ayakları birbirine dolandı. Neredeyse yani. Normalde Larine için yani gelen topa vuracaksın. Çocuk bir altıda da var. Cılız vurdu. Münir çıkardı. Altıda da var. Gene eski yani Larin'in uzağında. Evet. sağda değil sanki. Tabii Abu Bakar da çok yükseltiyormuş belli ki Larin'i ama Larin hani Kanada Milli Takımı'nda atıyor. Orada son derece konsantre. Beşiktaş'a geliyor. Beşiktaş'ta sanki isteğinde arasında bir eksiklik var. Böyle gibi görünüyor maçta. Beşiktaş'ın domine ettiği bir karşılaşma oldu dedik. İstatistikleri de paylaştık. Sanki e, Enkudu çok daha önce girse belki ikinci yarının başında güvenle beraber sahada olabilseydi daha farklı daha dinamik. Belki orada e, Can Bozdağ'a ne diyeceksiniz Uğur Bey? O orta sahada kayıp mı oluyor orta sahada bu bölgede? Önde oynadığı zaman başka arkada oynadığı zaman savunmanın önünde oynadığı zaman biraz daha farklı bir performansı mı var? Şimdi Beşiktaş bazen üçlü orta saha bazen ikili. Bu maçta Güven Batu şu ileride ikili gibilerdi. Bazen Teşer'e Batu şu ikili gibi oluyor. Üçlü de ikili oynadığınızda ...kaplamanız gereken alan... ...yüklenmeniz gereken sorumluluk değişiyor. Bu başta Josef Can... ...ortası olarak başladılar. Ve ikiliydiler. Çünkü ön tarafta Gezel Güvenlerin... ...Batşuayi dörtlüsü vardı. Ve onların arkasında ciddi bir alan süpürmeniz gerekiyor. Can sanki üçlü oynandığında... ...üçlü ortası oynandığında... ...yanında Josef Atiba beraber olduğunda... ...ya da Josef Piyaniç olduğunda... ...ya da Atiba Piyaniç olduğunda... ...sol iç oluyordu o zaman. Ya da sağ iç oluyordu. Daha iyi alanını, pozisyonunu koruyabiliyor... Hücuma da akılcı çıkabiliyordu. 4-1 4-1'in sağ içi olduğunda. Evet. İkili olduğunda sorumluluklar artıyor, yükümlülükler artıyor, kaplamanız gereken alan artıyor. İkili oynanında Beşiktaş sanki Josef Fatiba oynaması lazım. Öyle Zor çünkü öyle. orada alan daha geniş. Can orada o, o alanı yani nereye koşacağını sezgileri tabii Joseph Fatiba kadar gelişmiş değil. Koşmak yetmiyor. Bazen koşmamalısınız. Koşmazsanız doğrudur. Çünkü koşmuyorsanız doğru yerdesiniz demektir. Pozisyon almak tabi uzmanlık işi. Josef Latiba'da uzmanlar bu konuda. Canı o yüzden bu maçı iyi göstermez. 4-4-2 oynanan bir maçta canın işi daha zorlaşıyor. Ve Josef'in de yükü artıyor ister istemez. Ve bu da hataya, gerginliğe, gerginlikle daha fazla hataya sebebiyet Şüphesiz. veriyor. Ki oyuncuların reaksiyonlarından da zaman ben zaman Ben 4-1-4-1'de canı yediyorum. kullanırım. 4-4-2'de zorlanır. Kayboluyor kaybolur. Çünkü alan kaybolur, geniş. Evet. Bir de Necip Tercih'i Necip Uysal e, ikinci yarının başında ilk bir sakatlık oldu galiba değil mi? Yanlış evet. hatırlamıyorsam. Evet. E, sakatlandı. İlk yarıyı tamamladı ama ikinci yarının ikinci yarıya şeyle başladı. E, Serdar Sağcı ile başladı. Oyuna girdikten sonra nasıl buldunuz Serdar Sağcı'yı? Bir Belki... defa orijinal stoper. Eee evet 2003'lü ama Trabzonspor'da 2003'lü Ahmet Can'ı Koydu oynattı Ahmet Abdullah Hoca ve Hüseyin Türkmen varken daha deneyimlisi varken Hüseyin'in önüne geçti. O stoper sıralamasında. Serdar da sanki Ahmet Can gibi iyi sinyaller veriyordu. O iyi sinyalleri veriyor olmasına rağmen bir türlü istikrarlı forma şansı bulamadı. Hocaya bu saygı saygı duymakla birlikte. Bu sezon değilse hangi sezon diye sormak. Evet. Yani genç oyuncuları. Sezon da uygun değil mi? Yani. Sezon da uygun. Se ya Avrupa yok. Kupa yok. Lig var sadece. Konsantre olabilirsin organize olabilirsin. Yani kaybedecek çok da fazla bir şey kalmadı. Evet. Ama kazançların çok daha fazla olabilir. Gençler Geçtiğimiz kazanmak... hafta da Beşiktaş tam ilk yarının sonlarında bir stoper sakatlığı yaşadı. Ve orada da bir kafa karışıklığı oldu. Hatırlayın ve gol yedi. Yani Piyaniçsiz Beşiktaş ne dersiniz? Raşit hafta çok önce çok daha fazla şey alıyor. Sorumluluk alıyor. Sahanın her yerine basıyor. Çok Sadece da iyi oynuyor. Kanadında değil, çok da çok istekli, da istekli oynuyor. Hatay'ın golünden önce de bence faul kararı e, fazla oldu. Yanlıştı. Josef, e, Gezler'in içinde olduğu pozisyonda. Pozisyon varsa getirelim mi dostlar? Ya da sonra Tolga sonra mı aldın? En sondan bakalım? Bölmeyelim. E hadi gelsin o zaman o pozisyon madem sözü geldi, yeri geldi. 9 numaralı pozisyon. Burada Gezal'ın topa dokunduğunu, topu çaldığını net bir şekilde görüyoruz. Sol ayağıyla çok temiz bir şekilde evet. teması topa Yani biraz olmayan, biraz dil olmayan bir faal zaten oldu. Zaten şu tutkusu bak şurada tepkisi, tutkusu yani çok çok istekli. Çok şey yapmak istiyor. Burada gösterdiği reaksiyon hani bu hava şartlarında, bu iklim koşullarında şu reaksiyonu zaten ne kadar istekli olduğunu, ne kadar tutku olduğunu gösteriyor. Ama birkaç sefer dile getirdim maalesef. Dile getirmek zorundayız. Yasin Kol, şu hakem e, operasyonunda bence lüzumundan süratli bir şekilde bu seviyede maçlara çıkmaya başladı ve bu seviyede maçların ağırlığını kaldırmak, bunlara alışmak kolay kolay değildir. Bu hafta Çağdaş Altay da Adana'da e, çok zorlandı. Bu hakem operasyonu sonrası genç hakemlerin o, e, do, tabiatının biraz dışında çabuk bu maçlara verilmesi. İşleri zorlaşıyor. Yani bu maçta Yasin Kolu iyi performans göstermedi. Ve bence zamanı vardı Yasin Kolu'nun zaten. Zor olacak gelişimi. Kritik kararları var. E, maçın kaderine tesir eden onlardan bir tanesi de buydu. Uğur Bey e, bakalım dilerseniz. Bir penaltı olarak. pozisyonu vardı. Kaçıncı tamam. dakikaydı? Dakika 7. Ha maçın maçın başı. Sevgili Recep 3 numaralı pozisyon. Kayler'in penaltı bekledi. Yine Gezzal topu kazanıp hücum başlatıyor. Sağdan sola oyun oynanıyor. Bu dakikaya kadar Beşiktaş 7 dakikada 4 pozisyon falan bulmuştu. Çok tempolu başlamıştı. Burada faul var bu benden Rubenden kazanıyor. Uğur Bey. Tekrar alalım bir başka. daha bakalım geçen hafta mıydı? Ve şey derbi de derbi de Mustafa Muhammed'in Umut'tan çaldığı topa benziyor sanki. Bakın dokundu. Sanki ayağa gelmedi ya. Bana temiz gibi geldi. Dizi geliyor mu? Dizi mi Bilmiyorum geliyor? dizinden bir temas ediyor acaba. Bakın topa bakalım. şurada dokundu. Sonrasında dizi yani ya da diğer açıdan mı öbür bacağına mı bir temas var? Ha buradan bakalım. Bakalım. Gel, devam. Şurada topa dokundu. Yani yine kaçırdım. Bir temas görmedim. Var mıydı? Sol yani bu ayak. kadar tekrarda temas göremiyorsak o zaman hakemin oynatmasına saygı duymak lazım. Ve yardımcı hakemin de çok yakında ve çok net bir şekilde yani yardımcı hakem oraya bakıyor. Gibi. Bir uyarıda da bulunmuyor. Dediğin gibi Umut Mustafa Muhammed ikili mücadelesine benziyor. Temiz bir şekilde almış Geza burada. Sonra bir diz teması var. Ama, Ama topa dokunduktan etkilemiyor sonra etkilemiyor, evet sanki. Ruben kendi yere bırakmaya başlamış sonrasında yani bir isteması evet. var. Ha belki de o yüzden yani kendini bıraktığı için mi çarpıyor acaba? Neyse o şey o öyle gibi geldi. Ama sanki temizmiş. Eğer penaltı karar çıksaymış, atak başlangıç fazında orada bir foul yoktu diyebiliriz herhalde. Gelelim penaltı pozisyonunda şu. Evet. Burak ve Onur'un arasında kaldı Larin. Burada bir açısı vardı bunun. Kale arkasından olan mı acaba? istediğiniz. Ha şu mu? Olabilir. Tamam şimdi oynatalım dostlar. Burada değil de. Bu açıdan değil de. Şimdi gelecek. ha Şurada. Burada. Buran topla oynama ya da Onur'un. Onur değil de daha çok sanki Burak'la Lerin arasında ceryan ediyor. Aksiyon değil mi? Yok. Onur da burada blokluyor. Orada dizi teması oluyor. Her neyse Onur ve Burak ikilisinin toptan ziyade Lerin'le oynama niyeti varmış gibi. Diyebilir miyiz? Onur'a takılıyor Lerin. Bir şeyden mi görelim o zaman? Normal akışında görelim. Tamam burada gördük ki Lerin Onur'a takılıyor. Şimdi normal akış. Evet burada göre Normal akışına görelim. Lerin'in istikameti top mu? Hatay sporlu oyuncuların istikametine burada görelim. Çünkü yakından gördük. Larin onlara takılıyor. Bakalım. Evet, Arkadan Larin topa zaman. gidiyor. Larin topa gidiyor. Hatay sporlarda bloklamak için geliyor ama bloklama çerçevesinde Larin'i faulle durduruyorlar. Faul penaltı olmalı. Penaltı olması lazım. Evet. Bu pozisyonun penaltı olması lazım da evet. Başka pozisyonumuz var mı? Ha şey Frikik gol öncesinde faul olmadığını Lobjenitsen'in kariyerindeki ilk duran top Türkiye'de ilk duran top golünden. öncesinde bir faul olmadığını zaten daha önce eee konuşmuştuk. Batshuayi'nin golünde yani dört numaralı pozisyon. Offside var mı yok mu? O da bir tartışıldı. Larin orada e, duruyordu. Bir de ona bakalım isterseniz. Bakalım. Burada zoru attı. Batshuayi zor olan Batu golü attı. Kolayları dışarı yattı. Burada şey e, fiziki olarak şu anda Larin offside'de. Ama Hani kalecinin açısını kapatıyorum. Heh, şimdi o... buradan görebiliriz. Yok kapatmıyor. Değil mi? Bence arada kalmıyor. Bence alakası yok. Yok arada kalmıyor. Kalecinin görüş açısını kapatmıyor Kapatacak bence. bir noktaya değil. Dolayısıyla burada da bir herhangi bir zaten devam kararı verildi. Herhangi bir ofsayttan bahsetmiyor. Zaten bahsedelim. video hakemde incelemiştir gol olduğu için. Evet, mümkün değil. O da o şekilde değerlendirmedi. Erkan Özdamar. Önder Hoca'nın Önder Karabeli'nin Beşiktaş karnesi hızlıca onu da tekrar demin vermiş miydik şeyle beraber? İsmail Hoca ile beraber? Önder Hoca'yı vermedik galiba değil mi? Gelsin o zaman. 1.67 yaptı hoca puan ortalamasında ve bu ortalamayla 6. sırada 1.47 gol ortalaması. En sıkıntılı konu bu zaten. Ligde 9. sırada. Galibiyet oranı %40. Ligde 7. sırada. Hepsi birbirini etkileyen yani gol sorunu bütün bu istatistikleri etkileyen şey başlık. Topla oynama oranı %57 ki bu sıralamada ikinci ligde. Şutlarda geçen gün de bunu getirmiştik ekrana. 237 ile birinci Beşiktaş ancak isabette işte. 86 isabet yapmış. Bunda da lig sıralamasında dördüncü gol beklentisi. E tabi bu isabetli şut içerisinde zayıf şutlar da var. Onu da belirtelim. O zaten gol beklentisinin düşük olmasını anlaşılıyor. Evet. Eğer şutlar doğru şutlar ya da gol ihtimali yüksek olan şutlar olsa şut istesinde birinci olan bir takım gol beklentisi istesinde beşinci olmaz. Çünkü gol beklentisi tamamen şutla ilgili. Gol olup, gol olup, olup olmaması ilgili de. değil. Şutun yeriyle, açısıyla daha önce o noktadan vurulan şutlarda ne kadar gol olduğuyla ilgili. Şutu isterseniz siz uzaya vurun. Bu önemli değil. Şutun yeri. Açısı gol beklentisini belirliyor. E orada da Beşiktaş gol beklentisinde 5. sırada olduğuna göre demek ki şut tercihleri konusunda bir sıkıntı olmuş. Bu da zaten Beşiktaş'ın ön alan oyuncuları Batu Şahiler gibi oyuncuların Etkisizlik. yanlış kararlarıyla ilgili. Rakip cezası aslında topla buluşmada hocanın görev yaptığı süre içerisinde 422'ye ulaşarak da birinci lig sıralamasına. birinci. yani baktığınız zaman aslında Beşiktaş hakikaten kötü futbol oynamıyor. Talihsizlik Olur ya da bir şans dememek lazım buna. Beceriksizlik. Evet. Hücum bölgesinde üretilen pozisyonların gole çevrilememesi. Ya sadece gole çevirme değil çünkü dediğim gibi tekrar altı çiziyorum. Gol beklentisinde 5. Gol beklentisi birinci olsaydı tamam. Tamamen sorun gole çevirme derdim ama gol beklentisi 5. demek ki şu tercihlerinde de sıkıntı var. Yani pozisyonları en doğru kararlarla neticelendiremiyor Beşiktaş. Bence sorun e, hiyerarşisinde onu da üste yazmak lazım. Beşiktaş hücum ediyor, 3. belgede oynuyor, rakip ceza oynuyor. Ama doğru son vuruş kararları e, söz konusu değil. Eğer öyle olsaydı gol beklentisinde 5. olmazdı. Şimdi hafta sonu oynanan maçlarda rejide ters köşe yapmamak için söyleyeyim hafta sonu oynanan maçlarda Trabzonspor cuma günüydü değil mi cuma günü Çaykur Rizespor deplasmanındaydı karlar altında zor şartlarda oynanan bir karşılaşma oldu ve Trabzonspor Rize karşısında 3-2 mağlup oldu sezonun ikinci mağlubiyetini aldı. Fanatik gazetesi diyor ki şampiyonluğa kaldı 9 puan. Lider Trabzonspor önündeki 3 maçı da kazanıp ligin en erken şampiyonluğuna ulaşmak istiyor. 31. hafta Trabzonspor Beşiktaş var. Ee, yarı final ilk maçını da oynayacak. Sonrasında 19 Nisan Salı günü. 32. haftada 8 Nisan Gaziantep deplasmanı var. 33. hafta kendi evinde Trabzon'da Karagümrü, Vavakars Fatih Karagümrü'yü ağırlayacak. 34. hafta yine zor bir deplasman Adana Demirspor'a gidiyor. 35. haftada evinde Antalyaspor'u konuk edecek. Maça gelecek olursak 3 tane penaltı var Uğur Bey. Bir tanesi Hani zaman zaman penaltılar tartışılır ya. Ya aslında hakem karar vesaire falan ama öyle penaltılar olmadı. Evet, doğru kararlardı. Net oldu çünkü. Yani Vakayemen'in ıskalaması ve rakibine tekmenin rakibine gelmesi, Densville'in eli ve en sonunda da savunma arkasına atılan topta Poyan Palo. Orada çıkabilir miydi acaba şey? Daha erken çıkar mıydı ya da zemin çok karlı diye mi tereddüt ettiler şey acaba? Sanki bek açısı açısı da daralıyor da oyuncunun. Hani temas etmemeyi başarsaydı Zaten gidecekti top. Hmm, açı daraldığı için. Gerçi zemin çok kötüydü ama. Şüphesiz tabii zemin şimdi burada Poyampolo bayağı açısı daralmıştı. Zamanlamayı daha iyi yapsa topu uzaklaştırabilirmiş sanki. Ceza sahası dışında hatta. Şimdi zemin böyle görünüyor ama maçı izleyemeyenler için bir anımsatma yapalım. Bu zeminin en olumlu dakikaları. Maçın başında özellikle ilk yarıda çok daha ağır bir zeminde oynandı. Doğru. Kar kaplıydı zemin. Maç 4-5 defa zeminin temizlenmesi için durdu. Doğru. Maçın başında da hatta tribünler sahaya indi ve imece usulüyle. başlamadı. Önce. Harika görüntülerdi. E, o şekilde 20 dakika geçip böyle maç başlayabildi. başlayabildi. Oysa zemin bayağı kötüydü. Ve kar yağışı da sürdü. Maçın da dönem dönem. Dolayısıyla doğal teknik argümanlarla değerlendirilemeyecek bir maça dönüştü. Yani başka türlü planlarınız, başka türlü çözümleriniz olması gereken maça dönüştü. Mesela Vakiyem'e çok kötü bir gün geçirdi. Ama eleştiremiyorsun. Bu zemin ve bu hava koşullarında belki de Vakayemin iyi bir maç geçirmesi zordu. Mesela Poyan 40 dakikada maçın kaderini değiştirdi. Çünkü belki de Finlandiyalı olduğu için ve bu hava ve sağ koşullarına daha alışık olduğu için. Yani bunun koşulları, bunun değerlendirmesini biraz daha farklı yapmak lazım bu maçın. Teknik ve taktik olarak Uğur Melike'nin söylediği gibi çok fazla değerlendirilebilecek bir karşılaşma olmadı. Çünkü hakikaten İlk e, ilk yarıda özellikle ikinci yarıda vesaire e, ağır şartlarda, zor şartlarda oynanan bir karşılaşma oldu. Ancak Çaykur Rizespor 3 penaltıyla yani net penaltıyla maçı 3-2 kazanmayı başardı. O maçtan 5 tane gol çıktı o zeminden, o tipiden. Evet. Ben açıkçası başlarken dedim ki yani bu kar yağışı hani tamamlanabilirse eğer muhtemelen 0-0 biter diye bir tahminde bulunmuştum 5 gol çıktı karşılaşmada. Doğru doğru, doğru. İkinci yarıda her şey değişti. Bambaşka başka bir tempo oldu. Bülent Hoca, Bülent korkmaz. Çaykur Rizespor'un başına 20 Şubat'ta geldi ve ilk maçını hatırlayacaksınız Galatasaray karşısında çıkmıştı. İlk galibiyetini de bu şekilde göreve geldikten sonra ilk galibiyetini dördüncü maçında Trabzonspora karşı almış oldu. Siyopis çok iyi bir maç oynadı. Rizespor'un belli bir dakikaya kadar hiç kontrata çıkamamasının sebebi hep Siyopis'te hep dönen topları toparladı. Rize'ye o geçiş fırsatlarını tanımadı ama bir noktadan sonra Siyopis de yoruldu ve desteğe ihtiyacı vardı. O noktada belki e, Trabzonspor orta sahası Siyopis'e gereken desteği veremedi. Yani Rize'nin geçişlerine imkan verdi. İkinci yarıda sahaya giren kar aracı enteresandı. Kar temizleme aracı. Çok verimliydi. Arkasında Hızlı, bir file düşük, gibi bir şey evet. var. Ondan acaba birden fazla olamaz mı diye düşündüm. Aynı şey benim çocuklar sordu. Değil mi niye 2 3 tane yok nereden bilmiyorum. Çünkü çok iyi temizliyordu çok ama Çok hızlı. sahi bitirmesi bayağı zaman alıyordu. İş Belki o bir tane daha evet, o bir tane daha ya da iki tane daha olsa çok daha sanki verimli olabilirdi. Çok pratik ve minik. Hani insanın evini alısı geliyor. O derece. Çok başarılı gerçekten. Robot şeydir. robot süpürge gibi. Maç sonunda da Abdullah Havici e, soruldu hani maçı nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Hoca da benzer şeyleri söyledi yani şu minvalde. Hani çok da fazla tekniğin taktiğin konuşulabileceği zor şartlarda oynandı e, zemin itibariyle. Çok fazla teknik bu maç önü işte bütün taraftarların da sayınıp imece usulüyle temizledi. Sonra da dans ettiler. Hakikaten çok güzel keyifli e, gençler e, keyifli anlarda izlemesi. Buradan da sevgilerimizi selamlarımızı gönderelim. Sadece bir hafta uzadı şampiyonluğumuzu ilan etmemiz dedi. Onun dışında bizim hani düşüncemizde, oyunumuzda vesairede herhangi bir şey yok. Bozulma, hedeften sapma vesaire yok. Sadece bir hafta değişmiş olacak. Bir hafta ileriye atmış olacak. Onun dışında hiçbir şey yok diye son derece net bir ifade kullandı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Havcı. 3'te 3 üç yaparlarsa Konya'ya karşı ikili averaj avantajları da olduğu için ilan ediyorlar Karagümrük maçıyla. 33. hafta. Beşiktaş evinde. Gaziantep deplasman Ve sonra Karagümrük. Karagümrük evinde. 4'te 3 yaparlarsa 34. haftaya sarkarsa yani 4 maçta 9 puan alırlarsa en erken şampiyonluk rekorunu tarihi olarak kırıyorlar. Çünkü Fenerbahçe'nin 27 Nisan'mış Ersun Hoca'yla. Trabzon'un galiba 23-24 Nisan hafta sonu alıyor, değil mi? Hangi gün maçı? 34. hafta tam bilmiyorum. 34. hafta 22. 22 Nisan. 22 Nisan'da ila edebiliyor. 8, 23 özür dilerim. 23, 23 olur. Nisan'da ila edebiliyor. 8'e 8 yaparsa puan rekorunu kırıyor. Hala öyle bir şansı var. 94 puanla Fenerbahçe'nin 103 gollü şampiyonluğunda yaptığı 93 puanı geçmesi için artık 8'e 8 lazım. Hiç puan kaybetmemesi lazım. O da biraz zorlaştı bu kayıpla beraber. Aynı sayfadan daha erken de olabilir diye bir Başlık var. Hızlıca onu da okuyayım sizlere. Fırtına'nın şampiyonluğu daha erken garantileyeceği senaryolar da var. Öyle ki Trabzonspor üst üste iki maçını kazanıp, Konyaspor önündeki iki karşılaşmada en az 3 puan kaybeder. Fenerbahçe'de iki haftanın birinde takılırsa Bordo Mavililer yine iki haftada da, 2 yani haftalık bir Doğru. periyotta da ipi göğüsleyebilecekler diye yazmış gazete. Yani 10 Nisan hafta sonu yani da ihtimal e, var. Gaziantep'i de kazanırsa deplasmanda. Evet ve Trabzon bu iki yaparsa Konya iki maçta da Fenerbahçe'de bir maçta puan kaybederse öyle bir ihtimal de var. Peki hala var mı eklemek istediğiniz bir şey Uğur Bey? Teşekkür ederim. O zaman bir araya gidelim. Tabii. Aranın ardından da milli takımla devam edeceğiz değerli izleyenler. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Milli takımla konuşacağız. Portekiz ma e maçı öncesinde. ilk olarak Foto Baş Gazetesi geliyor ekranlarınıza. Kazanmak için coşkuluyuz. Milli takım, A milli futbol takımı teknik direktörü Stefan Kunt, Portekiz maçı öncesinde güçlü mesajlar verdi. Maça hazırız. Portekiz karşısında çok iyi bir performans ortaya koyacağız. Türk halkı bizimle gurur duyacak. Kazanmak için coşkuluyuz. Portekiz'i tanıyoruz ama önemli olan bizim ne yapacağımız? Öncelikle biz en iyi futbolumuzu sergilemeliyiz. Yüksek özgüvenle oynamalıyız. Alman çalıştırıcı Dünya Kupası'na gitmek istediklerini belirtti. Stefan Kuntz'a forvette kimi tercih edeceği soruldu. Başarılı çalıştırıcı sır vermedi. Kuntz, Enes Ünal çok formda, Burak Yılmaz çok deneyimli. Enes MR'a girdi. Neyse ki korkulan bir durumu yok. İki oyuncuya sahip olmak bizi zorluyor ama rekabet iyidir. Belki de ikisi birden, ikisi beraber oynar. Buradan bakayım. Ha Deniz Ündav. Forvette Umut Bozok mu Deniz Ündav mı konusu vardı. Açıkçası bu bizi biraz düşündürdü. Ama sonuçta Türkiye'de oldu ve Süper Lig gol krallığında ikinci sırada yer aldığı için tercihimizi Umut'tan yana kullandık." demiş ee, Stefan Kunz. Ronaldo'yu adam adama markajla engellemek bir düşünce. Ama bizim düşüncemiz bu değil. Biz daha çok takım savunması üzerinde çalışıyoruz. Ronaldo'ya pas atılacak alternatifleri kapatmak onun birebir kalmasını engelleyecek taktikler bulmak asıl düşüncemiz. Arda Güler gibi genç oyuncuların öncelikle kendi yaş kategorilerinde bir final turnuvası görüp Avrupa Dünya şampiyonalarına katılmaları gerek. Akranlarıyla oynayarak ne kadar iyi olduklarını görmeleri önemli. Türkiye alt yaş kategorilerinde bu önemli bir cümleymiş ya. Katılıyor, evet. Değil mi? Katılıyor. Akranlarıyla oynayarak ne kadar iyi olduklarını görmeleri önemli diyor. Hakikaten önemli. Altyapıda çalışmış, gençlerle çalışmış bir hoca olarak hakikaten çok güzel bir cümle söylemiş. Türkiye alt yaş kategorilerinde final turnuvalarına katılamamıştı. Arda'yı bu yüzden 17 yaş altı takımında bıraktık. Ayrıca Fenerbahçe'de 90 dakika oynadığı tek bir maç olmayan bir futbolcunun Portekiz deplasmanına bir playoff maçına aday kadroya çağrılmasını beklemek anlamsız. Bazı şeyleri ittirmeyelim, zorlamayalım. Arda geleceğin iyi futbolcusu olacak. Bazı şeyleri doğal akışına bırakmak gerek. Emre Mor'u dikkatle izliyoruz. Almanya ve İspanya'da işlerin neden istediği gibi gitmediğini bilmiyorum. Bir kıpırdanma içerisinde ileride çağırabiliriz. Almadıklarımız için tek tek açıklama olmaz. İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş çok önemli oyuncular. Şu anda Süper Lig'de statta izlemediğimiz takım yok. Aday kadroya davet ettiğimiz oyuncular Portekiz ve sonrasındaki maçta oynamayı hak eden futbolcular. Tercihimizi bu isimlerden yana kullandık. Her bir Türk oyuncuyu neden kadroya almadığımızı tek tek açıklayamayız. Hakan'la alakalı olarak Hakan Çalhanoğlu konusunda birincisi benim kafamda ne var? İkincisi oyuncu yeteneklerini en çok hangi pozisyonda sergileyebiliyor? Bu iki kriteri düşündük. Son iki maçta Hakan'ı kullandığımız pozisyon bize göre en iyisi performansından gayet memnunuz sözlerini Foto Maç Gazetesi aktarmış. Ben de soruyorum o zaman. Forvet'te Umut Bozok mu Deniz Ündav mı konusu vardı. Açıkçası bu bizi biraz düşündürdü ama sonuçta Türkiye'de olduğu ve Süper Lig'de gol krallığında ikinci olduğu için tercihimizi Umut'tan yana kullandık. E, Deniz çağrılamaz mıydı yine de? İsterseniz böyle başlayalım. Buyurun. Sonra mevzu Çünkü mevzu gidelim. Kaç? 26 gol mü? Böyle bir şey. En son hafta 3 3 e, golle beraber 26 25 gol 26 mı oldu? Evet. Müthiş gidiyor. Belçika'da şampiyonsa San Jose herhalde yılın oyuncusu da Deniz Ündav seçilecek ki Belçika gide üst seviye birlik rekabetçi birlik 26 gol 10 asist. Dolayısıyla Deniz'i de alsaydık olmaz mıydı Değil diye mi? sorardım ben olsaydım orada muhabirlerin yerinde. Çünkü 27 kişilik bir kadro davet etti. İşte Fankun. 28 kişilik davet edebilirsin. Oynatırsın ya da oynatmazsın. Hani milli takım havasını teneffüs etsin. Deniz de bizim ekibimizin bir elemanı olduğunu hissetsin dersin. E, özel de bir performans göstermiş. Sanki hem Umut'u hem Deniz'i dahil edebilirdik kadroya. Yani 5 santrfor dahil etsen ne olur ki 4 santrfor yerine ki santrforda bazen fazla dahil edebilirsin. Çünkü orası santrfor. Çünkü gol lazım. En önemli konu. Burak, Serdar Dursun, Enes tamam. Sürekli davet etti santrfor. Tamam. Onu anlıyorum. Umut da bu ligden çıkış yaptı, hak ediyor. Eser e, Deniz Ündav da hak ediyordu. Keşke onu da davet etseydi diye düşünmedim değil. Ama yine de anıyor olmasa en azından. Yani böyle bir oyuncunun farkında olduğunu Ama ifade etmiş gol. olması da güzel. O siz göz ardı edilecek, edilebilecek bir performans değil ki. Şüphesiz. Hiç değil yani. Şüphesiz ve evet, nihayet. Ya şöyle söyleyeyim. Milli takıma Çocuğun 26 gol atması gerekti fark edilmek için. <laughs> 26, 20, özür dilerim. Yani şu anda e, ee, Burak Yılmaz 7 gol 5 asist, Enes Ünal 14 gol, Serdar Dursun 9 gol 2 asist, Umut Bozok da 14 gol 8 asist. O performansa en yakın oyuncu, Deniz Ündam'ın performansına en yakın oyuncu şey, Umut Bozok. Umut. En yakın diyorum. 14 gol 8 asist. Yani bence net bir şekilde çağrılmalıydı ve görülmeliydi ama şimdi maça tabi nasıl bakıyor hoca? Daha garanti oyuncular Deniz Ündam. Yok yok oynatmayabilir. Oynatmayabilir. Ben diyorum ki oynatmayabilir. Düşünmeyebilir. Umut'u da oynatacağını çok zannetmiyorum zaten. Ama milli takım atmosferini yaşaması için, başlaması için bir yerden Denizli de kadroya dahil edebilirdi. Şimdi Belçika Fanzer'i kadroya aldı. Fanzer'i niye söylüyorum? Deniz'in takım arkadaşı San Julio'dan. Beraber ikisi çıkış yaptılar. Hemen hemen hikayeleri aynı. Alt ligden üst lige çıkış yapan iki oyuncu. Belçika Fanzer'i aldı milli takıma. Biz de Deniz'i e alabilirdik diye düşündüm. Uğur Bey bir kurgu yapmamızı rica edebilir miyim? Ne gibi? Kalede kim var mesela? Sizinle, sizce kiminle başlayacak? Yani Uğurcan Altay da Altay'da şu an sadece Türkiye milli takımı değil. Dünyanın hemen hemen her milli takımında ilk 11 başlayabilecek seviyedeler. Hani bir Brezilya'nın Alisson'u, Ederson'u olduğu için düşünemezsin. Almanya'nın Neuer'i, Ter Stegen'i olduğu için yani özel kalecileri olan bazı milli takımlar var. İşte İtalya'nın donoruması var filan ama 10 milli takımı çıkart 200 milli takımdan. 190 milli takım bugün Uğurcan'ı Altay'ı kadrosa davet ederdi. 180 tanesi de oynatırdı. Dolayısıyla şanslıyız. İki tane böyle üst düzey uluslararası yıldız e, seviyesinde iki tane kalecimiz olduğu için. Artık o konusun tercihi. Hakikaten bir şey yapmak kolay değil. Tercih yapmak kolay değil. Gelelim savunmaya. Solda Rıdvan mı Cener mi? Muhtemelen Caner'i oynatacak hoca. Şimdi orada Stefan Kuntz'un son eleme maçlarında yaptıklarını referans kabul edeceğim ben. Yani benim tercihim de Stefan Kuntz ne tercih eder Hı. diye onu anlamaya ve ifade etmeye çalışma çabası. Şimdi birinci sahabekimiz özellikle büyük takımlara karşı daha çok defansif aksiyonlara ihtiyacımız varsa zeki tercih ediyor. Ama vitesi artırmak istiyorsak daha fazla hücum bindirmesi arıyorsak daha fazla çıkış arıyorsak o zaman Mert'i kullanıyor. Sağ bekte. İşte Fankunz. Büyük bir ihtimalle büyük maç deneyimi daha fazla oldu. Şimdi. Mesela Fransa maçlarında falan daha önce Norveç maçlarında falan Zeki oynadığı için. Avrupa Şampiyonası 3 maçın ikisi Zeki oynadığı için. Herhalde bu son dönemde Fransa'daki formu gayet iyi. Herhalde sağ bekte Zeki'yi tercih edecek diye tahmin ediyorum. Hani Mert'i. tabi yaşı da Mert'in genç. Mert herhalde bekletecek. Maç içinde belki kullanabilir. Savunma göbeğinde de Stoperleri de aynı pencereden bakabiliriz. Büyük maçlarda biz genelde Çağlar Merih tandemini tercih ettik. Bizim milli takımın az tandemi o gibi görünüyor. E böyle bir maçta Portekiz maçı yani direkt bir eleme maçında da bir sürpriz yapacağını tahmin etmiyorum. Oyuncuların ikisinin de kulüplerinin de formu iyi gidiyor zaten. Sol beklediğiniz gibi soru işareti olan bir bölge. Hani orada net bir yanıtımız yok. Zeki gibi, yani Çağlar gibi, Merih gibi kafadan bir isim orada söyleyemiyoruz. Hatta Şenol Hoca Mert'i sol bek kullandı sol bek oyuncu bulamadığı için. Kunt hocanın hani Rıdvan Beşiktaş'a düzenli oynuyor olsaydı ilk tercihinde Rıdvan olacağını tahmin ediyorum ama talihsizlik son maçta oynadı Beşiktaş'ta ama onun önceki haftalarda da oynamamıştı Rıdvan. Yine de mesela son dönemde Caner'in de defansif olarak çok arıza verdiğini görüyorum. Karagümlük'te. Bu maçlarda defansif olarak daha güvenilir bir oyuncuya ihtiyacımız var Portekiz'e karşı. Çünkü Portekiz'in ee, muhtemel olarak karşımıza çıkacak ofansif oyuncuları şöyle bir sayayım. Cristiano Ronaldo, Andre Silva, Joao Felix, Diego Shota, Bernardo Silva, Bruno Fernandes gibi oyunculardan 3'ü 4'ü karşımıza çıkacak. E, ee, Caner'in deneyimi var. Rıdvan'a defansif olarak biraz daha fazla güvenebilirsin. Artık bilemiyorum konusunun Hoca, ne olacak. Bana soracak olursanız deneyimi tercih edecek. Caner'i tercih edecek. Benim aklımdaki yok. Ben olsam Rıdvan'ı evet. tercih ederdim. Benim ben olsam yani. Ama tahmin ediyorum hoca şeyi tercih edecek. Ee, siz söyleyin. Caneri. Caner'i. Gelelim orta sahaya. Hakan'ı yazıyoruz herhalde kafadan. Orada ikili orta saha yapıyor artık. Bası toplantısında onu kastetmiş. Hakan'ı yani mesela Dorukan'ın yanında. Hakan Dorukan güzel bir ikili oldu. 10 numara rolünde değil de 2-8 numara gibi evet. oynatıyor. Son maçlarda Hakan Doruk çok verimli oldu. Ve maç sonu ee, şeye geldi biliyorsun. Mixon'a geldi konuşur dedi ki artık dedi benim rolüm bu. Inter'de de buna yakın bir rolde oynuyorum. Artık asistleri, golleri öndeki arkadaşlar yapacak dedi. Genç arkadaşlar yapacak diye. Hakan'ın ağzından böyle kelimeler çıktı. Dolayısıyla Hakan da bu rolünü sevdi. Dorukan da son dönemde çok formda olduğu için Berkan'ın, ne bileyim Taylan'ın falan önünde bana sorarsa. Zaten Berat'ı kadroya da çağırmadı. Bu koşullar altında ben de ideal e, ikili yaparsak Dorukan Hakan, üçlü yaparsak Dorukan Orkun Hakan tercih edeceğini düşünüyorum. 7 gol 8 asist. Evet. İstim üstünde. Öyle tercih Orkun da ama milli takımda o performansı hiç gösteremedi. Orkun. Yaşı küçük. Yaşı gerçekten küçük. Orkun'u biz hani çok olgun bir oyuncu muhabbesi yapıyoruz ama kaç doğumlu Orkun? Orada önünüzde var. O, Hemen söylüyorum. Benim önümde açık değil çünkü. 2000 doğumlu. 29 Aralık 2000 doğumlu. Neredeyse 2001 yani. Neredeyse. 21 yaşında bu çocuk. Biz sanki daha büyükmüş gibi geliyor bize ama değil. Orkun gerçekten hani şöyle söyleyeyim. Rıdvan'la aralarında 5 ay var. Ozan Kabak'tan küçük. Rıdvan'la aralarında 5 ay var. Dolayısıyla hani o yaşta olduğunu hatırlamak lazım. Yunus Akgün'den küçük. Yunus Akgün'den 5 ay küçük. Hani Yunus Akgün bize çocuk gibi geliyor ama Orkun Yunus'tan küçük. Solda Kerem. Daha sayıda olsa kiraya verirler. <laughs> Solda Kerem, sağda Cengiz. Kesin gibi. Yani en net olduğu pozisyonlar. Var ama Kerem. Ama Cengiz ve Kerem uluslararası evet. oyuncular artık öyle kabul etmek lazım. Çünkü uluslararası sanayada Cengiz Fransa Ligi'nde, Kerem de Avrupa Kupalarında kendilerini ispat ettiler. Uluslararası oyuncu olduklarını ispat ettiler. Çok şanslıyız Cengiz ve Kerem'e sahip olduğumuz için. Orada tek hani şeyin konusunun soru işareti orta sahayı ikili yapıp Önde ikili mesela Burak Enes kullanmak mı? Yoksa orta sahayı üçlü yapıp tek santifor kullanmak mı? Tahmin ediyorum tek santifor kullanacak. O zaman son noktaya geldik. Kim? Burak'ı kullanacaktır. Çünkü ya bu tek bir maç. Hani Dünya Kupası finali gibi bizim için. Bizim finalimiz de bu. Dünya Kupası finali oynayamayacağımıza göre tarihimiz itibariyle, genlerimiz itibariyle bu bizim Dünya Kupası finalimiz. Sürekli deplasmanda de. oynuyoruz. Porto'da. Burak Yılmaz en son Bordo maçında yani 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 maç önce gol atmış. Liginde. Şampiyonlar Ligi'nde ama. Yok Fransa'dan bahsediyorum. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde penaltıdan golü çevirdi. Ya bir de artık Lig'de düzenli oynayamıyor. Jonathan David olağanüstü bir şey yaptı. Tabii. Çıkış yaptı. Şu an büyüklerin de radarında. En son 90 dakikası şey Lyon maçı. Bayağı o. E, eksik oynuyor. Artık. Bordo'dan da önce yani 11 maç önce. Değil mi? Evet. Geçen sezon gibi değil yani. Otomatik forması yok. Jonathan David. Dolayısıyla işte milli takıma nasıl? Haklısınız ama konusun ne düşüneceği üzerinden tamamen ben yorumlarımı yaptım. Benim kişisel seçimlerim asla değil. Bana sorarsanız hani Deniz Ünal'a da kadroda Biz olmalıydı. Biz hani hocanın kafasındakileri düşünmeye çalıştık zaten. Evet, Böyle bir 11. Öyle. Çünkü diğer türlü konuşmak çok şey oluyor yani şunu niye almadın, bunu niye almadın seviyesine geriliyoruz o zaman oraya girilmek onu da izleyicilerin vaktini bununla kaybettirmek istemiyorum. Herkesin kendi görüşü. O zaman herkes ayrı ayrı milli takımı yapsın öyle oluyor yani. Ama hocanın ne düşündüğünü, ne e, hayal ettiğini, ne kurguladığını anlamaya çalışmak bizim vazifemiz. Şimdi yine hangi gazetedeyiz sevgili dostlar? Şu şeyi Arda Emirhan'ı yani konuşmadık. Konuşacak mıyız? Hangisini? Arda Güler Emirhan Tabii buyurun. konusunu. Şimdi Arda Güler'i gerçekten de özellikle de böyle bir maç? Önümüzdeki maç bir hazırlık maçı olsa, 3 tane hazırlık maçı oynayacak olsak, geniş bir kadro çağırıyor olsak, oraya Arda Güler'i çağırsa olabilir dersin. Mantıklı. İl havasını teneffüs etsin. Kulübede otursun. Belki 5 dakika oynar. Romanya milli takımı Enes Sali, 2006 Enes Salih'i kadroya çağırması gibi. Ki biz Nuri Şahin'e falan o yaşlarda forma verdik. Yanılmıyorsam 2005'te Nuri Şahin Acaba 2006 mı? Tolga ona bakabilir misin? Almanya maçında biz Nuri'yi kadroya çağırdık. 88'i Nuri. oynattık. 17 18 yaşında Nuri'yi milli takımda oynuyordu. Yani Arda Güler'e öyle o bir, ama o bir özel maçtı. Öyle bir maç olsaydı, özel maç olsaydı çağır ama bu bir resmi maç. Bir de yani çok kritik bir maç. Daniel Zibert'i öğrenecekmiş. Üst düzey bir hakem. Çok doğal. Bu maç yönetmesi. O yüzden Arda'nın bir de U17 ile de elit tur oynayacağız. Yani Avrupa Şampiyonası'na gitmeye çalışıyoruz. Arda'nın orada değerlendirmesi normal. Yalnız Emirhan'a şaşırdım. Bilmiyorum kamuoyu takip edelim mi Emirhan'ın nerede olduğunu. Emirhan'ı U19'a değil U18 milli takımına almışlar. U18'in de resmi turnuvası yok. O yüzden şaşırdım. Hani U19 çünkü elit oynayacak. Tonlu acaba Emirhan'ı U19'da değerlendirse daha mı iyi olur diye de düşündüm. Ama amil takıma çağrılmamaları normal yaşıtlarıyla oynayıp onlardan iyi olduğunu görmesi lazım. Tabii. Arda için yaptığı yorum. Hele Almanlar bu konuda nasıl edilir? takıntılı denecek düzeyde hassaslardır. Mesela Ümit Milli Takım hiç oynamamış bir oyuncu A Milli Takıma çağrılmasına karşılar. Diyor ki önce Ümit Milli Takım oynayacak. Bir oyuncu bu konuda bayağı büyük tartışmaya yapmış. Şimdi Gö söyleyeceğim. Görecek yani oranın. Evet. Stefan Kizling. şu anda bayağı deneyimli. Benim dediğim 10 küsür yıl önce. Hı. Stefan Kizling, Bayer Leverkusen da acayip bir çıkış yapmıştı. Amil takıma çağrılması gündeme geldi. Löw çağıracak. Spor kamuoyu tartışıyor. Diyor ki hiç ümit milli takımı görmeyen amil takım olmaz. Burası Almanya diyorlar. Kuntz'un da e tabi Almanya U19-21'den geliyor. Nüvesi o. E, yapısal olarak zaten buna çok yatkın bir adam. Böyle düşünmesi doğal. Nuri Şahin 2005'te Değil oynamış. Mi? Bak 17 yaşında 88'li. 17 yaşında Nuri oynattık. Ya olabilir, oynatılabilir ama hani bu, bu maç olmaz. Portekiz maçı olmaz. Bir sonraki sayfamız geliyor. Ekranlarınızda değerli izleyenler Neves ve Pepe kadudan çıktı. Portekiz'de Türkiye maçı öncesi iki isim kadudan çıkarıldı. Orta saha oyuncusu Ruben Neves sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'tan tanıdığımız Stoper Pepe ise Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Neves'in yerine Porto'dan Vitinya'yı kadrosuna katan Portekiz Pepe'nin yerini de lilde forma giyen 21 yaşındaki savunmacı Thiago Jalo ile doldurdu. Bu arada aklıma şey geldi Yusuf Yazıcıoğlu hani ondan bahsetmedik Uğur Bey tercihler arasında ama en son maçta 3 gol attı. Lokomotiv Moskova'da oynadığı 4 maçta 6 gole ulaştı. Ya muazzam bir performansı var. Yani Yusuf'la da başlanmaz mı acaba? Olabilir. Yani... İkinci santifor olarak artık. Yusuf'u öyle görmek lazım. Orta sağ olarak değil. Yusuf'u artık ikinci santifor olarak görmemiz lazım. Son 3 maçında direkt direkt olarak santrafor oynattı hocası. Biraz orada santrafor kullanma biçimi farklı. Gezende dolaşan santrafor tipi kullanıyor. Ee, hatırlarsanız Yusuf'la ilgili Lille takımındayken analizleri yaparken de Galtiye onun doğru rolünü bulmuştu. Doğru. İkinci İkini gibi kullanıyordu. O yüzden istatistikleri bir anda sıçramıştı. Gurvenek gelince Yusuf'la o bağı kuramadı. Doğru yerini bulamadı. Oyunun da onu doğru yere koyamadı. Bazı oyuncular öyledir. O oyuncuya özgü Santifor, ikini Santifor rolünüz olması lazım diye konuşmuştuk. Kim gibi? Alex Teixeira. Bak Alex Teixeira orta saha üçlüsüne koyuyorsun. Olmuyor. Ama ikinci Santifor'a koyarsan, gerçi şu an onun da çok başarılı olduğu tartışır ama Talişka gibi veya Talişka daha doğru örnek. Orta saha gibi düşünmemek lazım. İkinci santifor gibi düşünmek lazım Yusuf Yazıcı. Eğer 4-4-2 oynayacaksak mesela Burak Yusuf ileri ikili çıkarsa çok şaşırmam. Orta saha Dorukan Hakan. Ama tabii lüks pahalı bir 11 seçimi yani riskli bir 11 seçimi olduğunu kabul etmek lazım. Portekiz'in iki oyuncusu Pepe ve Neves çıktı. Ruben Diaz da yok ideal stoperleri. Şimdi Pepe de yok. Dolayısıyla Jose Fonten'in, Lilli Jose Fonten'in partneri kim olacak? Göreceğiz. Inacio 20 yaşında Sporting'li. E, şimdi kadroya şartı Calo 21 yaşında. Lilli Fonten'in partneri. Tahmin ediyorum savunma göbeğinde çok hayal ettikleri şey bu değildi. Savunma göbeğinde biraz endişe yaşayacaklar. Bu da bizim için tabii ki avantaj sayıda bir. Ama orta saha ve hücum bölgesinde yani ileri altılı o kadar çok opsiyonları var ki. Neves tabii ki çok önemli oyuncu. Neves'in yoklu ama Neves yok diye de karalar bağlayacak durumda değiller. Yani Paris Saint-Germain Danilo, Manchester City Bernardo Silva, Manchester United Bruno Fernandes, Wolverhampton'lı Mutinho, William Carvalho, Betisli. Ronaldo, Andres Silva, Diego Jota, Felix. Yani o kadar çok opsiyonu var ki ön tarafta? Buradan takım seçmek zor yani. İki takım çıkar. Gineves yok yokken. <laughs> İki takım çıkar. Güzel bir çıkar e, yani. özetleme cümlesi oldu. Teşekkür edelim. Şimdi e, yarın da konuşacağız elbette. Öbür günde konuşacağız. Milli takımımızla alakalı. Sırada Hürriyet.com.tr'den bir haber var değerli izleyenler. E, uzun uzun okumayacağım. Uğur Bey. Tamam size bırakacağım sözü. İtalya, Atalantalı Mustafa Sisse'yi konuşuyor. Hikayesi şaşırttı. Merih Demiral'dan övgü demiş gazete. Sadece şurasını okuyayım. İtalya'ya sığınmacı olarak gelen ve geçtiğimiz aya kadar 8. lig olarak kabul edilen ligde sadece mültecilerden oluşan Rinasita Refugees diye bir takım varmış. Evet. Orada oynuyormuş. Mülteci takım. Mülteci takım. Ne olmuş Urbe sonra? Ya da süreç nasıl ilerlemiş? Aynı zamanda da bir yetim, Mustafa Sise. Avrupa üst düzey turnuvalarında, liglerinde bu tarz mülteci kampları izleniyor. Mülteci takımları özel olarak takip ediliyor. Ve aslında onların da bu yetim çocuklar için, öksüz çocuklar için, mülteci çocuklar için bir umut olması anlamına geliyor. Onların yakından takip edilmesi ve üst seviyeye çıkarılması. Alfonso Davies, Bayamino uçan beki de hani uçarak gidiyor ya ayakları yere değmiyor. Alfonso Davies de gene bir mülteci kampı geçmişi var. Oralardan bu seviyeye geldikleri zaman tabii o çocuklar için hani yerlerini yurtlarını kaybetmek zorunda kalan, belki ailelerinden kopmuş, belki savaş yaşamış çocuklar için tabii umut oluyor bu. Harika bir hikaye yani. Gerçekten öyle. Harika bir hikaye. Bütün çocuklar için umut Mustafa senin Atalanta'ya geçişi, Serie A'ya. Atalanta'da üst sakatlıklar sonrası forma şansı bulması ve çok da ee, güzel bir hikaye, 15. dakikasında gol atması. Sağdaki 15. dakikasında gol atması. Müthiş bir hikaye. 2003'lü, Ginelli. Ee, diğer bütün çocuklar için, dünya çapındaki tüm mülteci çocuklar için, tüm mülteciler için, tüm öksüzler, yetimler için muazzam bir hikaye. Büyük bir umut. Türler ürperten bir hikaye. Gasperini. Hocamız. Hocam. Ee, takımda şey kalmadığı için, santrafor kalmadığı için. Evet. E, kadroya alıyor ve o da hocasının yüzünü kara çıkartmıyor. Hakikaten söylediğiniz gibi çok insani yönü de çok kuvvetli olan bir hikaye sadece futbol değil. İnsani yönü de çok kuvvetli olan bir hikaye ki gerçi futbol insandan ne kadar bağımsız düşünülebilir kurduğum cümle de biraz garip olmuş yani. Bir sonraki bunu eklemek istediğiniz şey var mı bu konuyla alakalı? Rezerv takımında oynuyormuş. Tabi doğal olarak yaşı küçük. Rezerv takımında 3 maçta 3 gol atmış. Ya yani orada kendini göstermiş ya yani kumar değil tabii ki yani. Rezerv takımında potansiyelini görüyorlar. O yüzden A takım dakika veriyorlar. Bu arada onu not etmek lazım. Fanatik gazetesine gidiyoruz. Göztepe'ye yeni patron geliyor. İzmir ekibinde Mehmet Sepil başkanlık görevini bıraktığını açıkladı. Kulübü satma kararını hızlandıran Sepil yatırımcılarla görüşmelere başladı. İngiliz basınından Abramovich bombası gelirken Demir Grup Sivas Spor As Başkanı Serkan Aydın da Sarı Kırmızılı Kulübü devralmak için görüşmeler yaptığı ifade ediliyor. Serkan Aydın'ın da Sarı Kırmızılı Kulübü devralmak için görüşmeler yaptığı ifade ediliyor. En büyük iddia ise elbette Abramovic. İngiliz The Telegraph gazetesi Abramovich'le ilgili bu iddiayı atmış. Tom Gibbs imzalı haberde Abramovic'in Göztepe'ye yatırım yapabileceği belirtildi. Haberde Abramovic'in yatırım yapabileceği kulüplerle ilgili diğer öneriler de e, sıralanmış. Hemen yanında efsaneden üzen Veda Göztepe'nin efsane futbolcusu ve eski teknik direktörlerinden Fevzi Zemzem hayata gözlerini yumdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada Türk futbolunun ve kulübümüzün değerli ismi efsane futbolcumuz Fevzi Zemzem'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk futbolunun ve camiamızın başı sağ olsun ifadeleri yer aldı. Biz de buradan başsağlığı dileyelim. İzmir'e Göztepe kulübüne camiasın. İki kez gol krallığı yaşamış. Türk futbolunun önemli forvetlerinden. Ordu Sporu da tek direktörken Avrupa Kupası'na götürmüş ve tarihindeki e, ilk Avrupa Kupası Allah rahmet eylesin. Heyecanlı yaşatmış. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına Allah sabırlar versin. Göztepe Kulübü de şirketleşmiş bir kulüp. Evet. E, sanırım gelecekten bir haber gibi bu. Yani <laughs> birçok kulüp için artık önümüzdeki yıllarda 2020'lerde 2030'larda bunu konuşacağız. Yabancı yatırımcı ilgisinin Süper Lig'e olması doğal. Göztepe ciddi bir taraftar desteği olan bir büyük kent temsilcisi Mehmet Sepil o dönüşümü gerçekleştirdi. Bu dönüşüm için ne kadar uğraştın, ne kadar çaba göster, ne kadar emek verdin yakinen biliyorum. Çok teşekkür ederiz bir spor olarak kendisi. De. Şimdi devretmek istiyor artık, devam etmek istemiyor, ayrılmak istiyor. Ve yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Göztepe gibi birçok Türk grubu da gelecekte yatırımcı ilgisi çekecektir. Diyelim ve bugün içinde noktayı koyalım. Uğur Mek'e çok teşekkürler. Haticek. Süremizin sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek. Hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.